Oldu, yaşasın. Hoş geldin bu sefer. Kolay oldu bu sefer. Ben korkuyla yaratıyorum, onu fark ediyorum. Olacak mı, olmayacak mı derken bu sefer hiç düşünmeyeceğim dedim. Hiçbir şekilde en ufak bir düşünce olma. Oldu, bitti dedim. Oldu, öylelikle oldu yani. Seni görünce günlerim açıyor. Sesini duyunca günlerim açıyor. Gerçekten içim açılıyor ve böyle zaten çok kolay oluyor hepsi. Çok şükür ya. Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Şimdi seninle daha da iyiyim gerçekten. Ya insanın aynı enerjide olduğu, böyle aynı şeyleri konuşabildiği, bir de ben bunun şeyini çok çektim. Yani ilk böyle bazı şeyleri fark etmeye başladığımda bundan 15 yıl önceydi. Bir kişi bile Instagram yoktu o zaman, Facebook yoktu, YouTube yoktu, hiçbir bilgi yoktu. Ve ben etrafımda tek bir kişi bile olmadan bazı şeyleri fark ettim de diyordum ki hani bilinçaltı içimizdeki korkularla hayatımızı yaratıyor. Çok basit şeyler söylüyordum. İşte biz enerjiymişiz aslında, şöyle böyle bir fark etmiştim. Etrafımdaki bütün insanlar, benim en yakın arkadaşlarım beni doktora götürmeye kalktılar yani. Bir kişi bile beni anlayan yoktu. O yüzden şu an bunun değerini o kadar iyi anlıyorum ki. Yani ve aynı insanlarla birlikte gerçekten olmak çok güzel bir şey. Zaten başka bir şeyden zevk alınmıyor. Yani birbirimizden gerçekten zevk alıyoruz. Öyle oluyor artık. Yani gerçekten birlikte olmak güzel. Şu an burada olmak güzel. Bütün alemin ve her şeyin ve herkesin bizimle birlikte olduğunu fark etmek güzel. Böyle bir güzelliği ve heyecanı var bunun yani gerçekten. Evet. Yani işte bugün geldiğimiz noktada da artık hani kendi dünyamda herkes birçok şeyi fark etmiş. Herkes artık bu dilden konuşuyor ve bir gün, bir zaman hiç kimse yoktu. Şimdi herkes öyle geliyor. Çok, evet, çok enteresan. Yani şimdi böyle kendi içinden açılan bir şey. Yani şu andaki ilme göre aslında şu alemde çok da enteresan bir şey var. Kimse kimseye aslında dokunamıyor bile. Dokunamıyor bile. Dokunduğumu zannediyor ama dokunamıyor. Yani teması bile aslında bu türlü olmadığı ispat edildi. Şu anda ilmin bize getirdiği çok kıymetli şeyler var. Ama ilimle birlikte tabii bilincimizin değişmesi, enerjileri nasıl kullanacağız, neden enerjilere ihtiyacımız olabiliyor? Bunları evet konuşuruz şimdi. Tamam, o zaman ben çok vakit kaybetmeden hemen ilk sorumla başlayayım. O kadar çok konuşacak şey var ki ve hani ikimiz de tasavvuf yolundan gittiğimiz için birbirimizi biraz daha anlıyoruz ve hani o kadar biriken, o kadar konuşulacak şey var. Şimdi kendi tamam, merak ettiklerimi de sorayım. Mesela tek bir insan bile Allah demeden ve tek bir Müslüman bile kalmadan kıyamet kopmaz diye şimdi bu biliriz. Evet, dün akşam bunun gerçek anlamı nedir? Böyle bir şey söylüyorlardı. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki bir takım hadisler denilen şeylerde bir sürü laflar söylenmiş, bir sürü şeyler söylenmiş. Ama söyleyenler hangi bilinçten söylemiş? O çok önemli. Onların çok yüksek bilinçten söylediklerine eminim. İnşallah biz de öyle anlayabiliriz. Şimdi tek bir insan, son bir insan Allah demeyi bıraktığı zaman ancak kıyamet kopar deniyor. Bu ne demektir? Yani Allah sistemini tanıyıp, bilip ve bütün sistemi içselleştirip, kendisinde olduğunu fark edip bir daha Allah demek ihtiyacını duymadan bilincini, şuurunu kendisini devam ettirebilen tek bir varlık bile kalmadığı zaman, yani burada şöyle bir müjde var, sanki buna böyle bir felaket senaryosu gibi bakmayı seçiyorlar ama değil, şöyle bir müjde var, herkes bu okuldan mezun olacak. Olacak. Ve bu sistemi çok tanıyacak. Güzel. Ve bu sistemi tanıdıktan sonra bu kıyam denilen şey gerçekten ayağa kalkmak. Gerçekten bunu fark ettiğini
özümseyerek söyleyebilen varlıklar ortaya çıkacak yani demek istiyor. Ve bu aslında zamana ve mekana tabi değil, sadece bir insanın bulunduğu şuura tabi. Şimdi şöyle bir şey var, Allah bilinmekliğimi istedim diyor. Şimdi demek ki bilinebilen bir şeyden bahsediyor, bilinmeyen bir şeyden bahsetmiyor. Zatı itibariyle yani yaratım noktasının zatı her zaman her zerrede münezzeh kalacak. Yani gizli, saklı ve var olarak kalacak. Ve biz bu yaratım noktasındaki olan şeyi hissedebiliyoruz, fark edebiliyoruz, onaylayabiliyoruz, emin oluyoruz. Ama görmek manasında bunlar esmalarla ortaya çıkıyor ve Allah isimleriyle ortaya çıkıyor. Şimdi gördüğümüz şey Allah isimleri olmaya başladığı zaman bizim indimizde. Yani tasavvuftaki sıfat makamının zikri Allah'tır. Ve Allah isminin zuhur ismi Muhammed'dir. Yani sistemden bahseder. Şimdi bu sistemde Allah ismini bütün sistemin bu isim olduğunu fark ettiğimiz zaman, yani seyrettiğimiz bu senaryoların, 500 senaryoların, çünkü hiçbirisi birbirine benzemiyor, hiçbir varlıkta açığa çıkışı aynı değil, aynı şekilde değil ve bambaşka, muazzam, fantastik bir şekilde oluyor ve benzersiz oluyor. Bunu benzersiz kılan sizin özünüzdeki zatı. Ve o yüzden hiçbir varlık birbirine benzemiyor ama eşsizliği o yüzden, harikuladeliği o yüzden, muazzamlığı o yüzden. Fakat bir şekilde birlikte olabiliyorlar. Birlikte olabilmeleri ise o zatının zatıyla olan muhabbetiyle birlikte, muazzam şu andaki kuant bağlantılarıyla fark ettiğimiz daha derin bağlantılarla. Yani siz kendiniz muazzam bir alemsiniz ve o alemin içindeki yaratan onun içinde sizinle beraber. Sizin buna emin olduğunuz zaman emin olursunuz. Bitti. Hiç yani. Ne şekilde görünürseniz görünün, ne şekilde olursanız olun. Ama siz bilirsiniz eminliği yaşıyor musunuz, yaşamadı bilmiyor musunuz? Yaşadığınız zaman şöyle bir şey zuhura gelir. Bütün alemle, bütün bu gördüğünüz alemle birlikte olduğunuzu emin olursunuz. Ve sizin tek bir sözünüz ve hissinizle bu senaryo değişir. Bu senaryo sizin sözünüz, sizin gönlünüze uyar ve herkes buna uymaya başlar ve buna da imam denir aslında. Yani öyle. İmam. Çünkü onu da kimse bilemez, kimse bunu tayin edemez. Zahirdeki görüntüler hepsi taklittir ama hakikatinde onu bilemeyi, o anda öyle olur. Ve şimdi bunu şöyle bir şekilde bir de ben söylemek istiyorum. Sıfat makamında sıfatı subutiyeler vardır. Yani bu sistemin, Allah sisteminin sıfat makamında. Yani hayat, ilim, irade, kelam, semi, basar, kudret ve tekvin vardır. Tekvin ise yaratmak demektir. Yaratmak demek ki siz kendi özünüzde olan muazzam zat ile birlikte bir yaratımdasınız daima. Daima bir yaratımdasınız. Şimdi siz bunu fark eden bir zerre olmaya başladığınızda, yani bir bilinç, bir şuur varlık ve bir böyle bir zerre olduğunu fark ettiğinizde, o zaman şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Yani ben bazen öyle diyorum. Mesela Allah'a emanet olun diyorlar. İşte Allah ya, acizlik gibi bir şey. Hayır. Eminlikten söyleyin buna. Eminlikten söylemeye başladığınızda orası o emaneti alır, kabul eder ve yapar zaten. Çünkü sizin gönlünüzden açığa çıkan bir şeydir bu. Çünkü sistem sizin içinizde. Gördükleriniz işte esmalardır. O zuhur eden esmalardır. Ve o zuhur eden esmalar
hiç birbirine aynı değil. Bir yaprak bile öbür yaprakla aynı değil. Hayır. O yüzden ezberli olan bir iş olduğunu düşünmüyorum. Kıyamet denilen şey ise ayağa kalkmak demektir. Bilincinizin uyanması demektir. Bilinciniz, kimin ne zaman o bilinci uyanacak? Orası belli değil. Birininki bir hareketten, birininki bir sesten, bir sözden olabilir. Veyahut da uğraşır, başka türlü olur. Onu ben bilemem. Ama kıyamet böyle felaket senaryoları gibi gösterilen her şey Kur'an'daki. Buna şahidim. Çok güzel bir şeydir. Bana inanmayın, deneyimlediği zaman göre. Yani en kötü helak olacaksınız. Vallahi güzeldir, halk olmak demektir. Yani bunu buna şahit, ben şahit oldum. Yani helak olmanın ne demek olduğunu bir gördüm, yani öyle diyeyim. Şahit olduğunuzda sizi korkutan her şey. Şimdi bu alemde biz bunu fark etmediğimiz için bir sürü yalancı benlikler edindik. Yani yalancı maskeler, kimlikler. Böyle görünürsem kabul görürüm. Böyle olursam işte bu toplumlukta bir şey olurum. Eğer ben böyleysem zaten olur gibi zanlar edindik. Ve orası da çok işlemiyor. Çünkü bizim nasıl göründüğümüz veya hangi mesela profesör olmamızla alakalı bir şey değil. Ben mesela hep söylüyorum, hangi peygamber yüksek lisans yapmış? Ha, yapmasınlar demiyorum, yapsın tabii herkes, ama yani hangisi toplumun, çok bu beşeri sistemin onayladığı, yüksek gördüğü bir şey yapmış? Yok, öyle değil. O yüzden inşallah fark etmişizdir, fark ederiz. Bunun bir sistem olduğunu, sistemin kendi içinizde olduğunu, bunu fark ettiğiniz zaman artık o sistemin tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Hazreti Muhittin Arabi'nin şöyle bir lafı var. Pardon, Mevlana'nın da galiba. Benim yanımda Allah demeyin diyor. Demeyin. Bana söyleyin, ben söylerim diyor. Şimdi ben bunu anlatırım diyor. Çünkü o kadar emin ki bütün sistemlerin kendisinde ve içinde olduğunu ve nasıl hareket ettiğini, ve bunun için ayrıca işte bir de Allah'tan isterim gibi bir şey benim yanımda söylemeyin diyor. Böyle bir söze başladık. Yani zaten kıyamet dediğimiz şey, hani öyle diyor ya, dağlar yerinden oynar falan, hani korku senaryosu olarak gösteriyor, ama aslında sen kendinde olduğu zaman bütün bildiklerin çöküyor ve tam tersinin, yani altın üstüne, üstün altına geliyor ya. Yani öyle, hani öyle düşündüm ben gibi, oradaki hali. Böyle zanlar edindik dağlar gibi. Ay bu böyle, ay şöyle, ay böyle filan. Halbuki bu zanlar yerinden oynadığı zaman sanki eyvah çok kötü, hayır çok güzel olacak. Yani gerçekten güzel olur. Şimdi Gazi Özdemir Hoca 50 bin yılda bir kıyamet olduğunu bahsediyor diyor. Yok hayır, şimdi kıyamet böyle zamana bağlı bir şey değil, bilince ve şuura bağlı bir şey. Mesela 50 bin yıl beşinci idrak diye gözüküyor. Hayır, bu daha önce dördüncü idrakla olan bir şey bence. Yani sizin kendi indinizde, kendi kıyam ettiğiniz zaman nereye kıyam edersiniz? Bu avatarınızın Adem olduğunu fark edersiniz ve bunun bir avatar olduğunu fark edersiniz. Bunun avatar olması ne demektir? Sizin hakiki bilincinizde var olan şuurunuz ve benliğinizde sizin burada bir şey edinmek için edindiği bir kimliktir bu. Ve bunu nasıl kullanacağınızı, bunu nasıl yapacağınızı, ilk önce buradaki o kıyamet kadar olaylar, şunlar bunlar kaptırırsınız, ama sonra ne oluyor canım filan dediğinizde bütün hepsini durdurma noktasına da gelebilirsiniz. Şimdi durma noktası şöyle bir şey. Bu sistemi tanımak için Allah'a nispet et derler ilk önce tasavvufta. Allah'a nispet edersiniz, o zaman bana hiç gerek yok gibi bir şey çıkar ortaya. Yani işte ben ne yapayım, hani hepsini Allah, hepsi filan, benlik bir iş yok. Bu hiçlik değildir. Hayır.
Bu biraz canının sıkıntısıdır. Birazcık kendi benliğini nereye oturtamamaktır. Ve bundan bir zevk olduğunu görmemektir. Şimdi buna aslında Adem'e boşluk denir. Yani şeytan baktı Adem'e, kimseyi göremedi. Evet, göremez. Çünkü aslında birinci iş şeytan veya iblis denilen, yani libas, yani giysilere bakan tarafımız, bunu görmeye dizayn değil, yani donanımlı değil. O yüzden de göremez. İkincisi Adem denilen hiç boşluk gibi, bütün Allah'ın zuhur ettiği boşluk, bana ihtiyaç yok gibi bir şey duruyor orada. Hı-hı. Halbuki Hazreti Muhammed öyle demiyor, öyle demez, hayır. Diyor ki bütün bu boşluğu, bütün zuhur alemiyle zevk etmek ve neşe etmek gibi bir durum vardır burada. Şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu alemdeki mesela birilerinin felaket dediği bir senaryo düşünün. Yani bu gerçekten felaket. İşte buna içiniz gülümseyebildiği zaman, umursamazlığından değil, boş vermişliğinden değil, ama seyrede gerçekten bir neşe doğduğu zaman bundan dolayı. Bu neşe sizin aslında muhammediyetinizin doğması demektir bu sistemde. Çünkü sistemi okumak ve sistemi şimdi bir sürü arkadaşımın söylediği bir şey var. Yani burası değişsin. Yani bu yazı, ya şimdi ben de diyorum ki bu bir yazılım. Yazılımı değiştiremezsin şu anda. Yazılımı ilk önce bir oku, nasıl yazıldığını bir gör. Ondan sonra değiştir istiyorsan, ama sen değiştiğin için burası değişecek. Yani istiyorsan bu yazılıma bir şey ilave edebilirsin, başka bir şey yaparsın. Ama bunu senin, bunu yapman gerekir. Yani sen kapsaman gerekir. Kapsamadığın bir şeyi değiştiremezsin. Kapsadığın zaman değiştirebilirsin. Değiştiği zaman da en azından seninle birlikte birkaç milyon kişi bunu yapar. Yani başkaları nasıl yapar? Sen yapınca yapar. Sen fark edince olur. Sen zevk edince olur. Sen o neşeye ulaştınsa olur. Yani bu bir neşedir çünkü. Yani alemin yaratılışı, yaratmanın içinde olmak. Yani eğer senin içinde çok sevmek hissi uyandıysa, hiç sebepsiz. Sebeplerle değil. Kişilerle alakalı, sen bana böyle yaptın, bu yüzden seni seviyorum değil. Ama sebepsiz bir sevgi içinizde açmaya başladığı zaman, o zaman bütün alem senin gönlüne göre olmaya başlar. Ve herkes ister istemez sana uyar. Sana doğru yönelir. Oradaki o duruma doğru yönelir. Yani senin kişiliğinden alakalı değil, bilincin, şuurun, muhabbetinle alakalı bir durumdur bu. Şimdi din konusunda işte artık çok konuştuk. Hani bunun gerçekten sistem olduğunu, fark edilmesi gerektiğini, bu sistemin kendinizde olduğunu ve kendinizdeki cennet, cehennem denilen olguları fark edip üstüne çıkabildiğiniz bir bilince ulaştığınızda ulaşacağınız bir neşe ve zevk durumu var. Yani şimdi mesela bazıları diyorlar ki işte doğuştan senin ne diyorlar, Said mi Şaki mi olduğun belliymiş. Hayır hayır, bakın bunların hepsi tarikatlarda anlatılan şeyler, sadece ve sadece sistemi anlatmak için var. Burada ne yaşayacaksınız, hangi bilince ulaşacaksınız, bu sizin gayretinize göre veya fark etmenize göre veya başka türlü bir şeye göre. Yani bu o kurallar gerçekten şeriat, tarikat gibi yerlerde varlar. Ama sistemi anlamak için, okumak için, bilinmekliği mümkün olduğu için. Yani bu bilinmeklik isteme mümkün bir şeydir. Bunun nasıl yapılacağı? Vallahi şimdi o kadar fazla yayın var, o kadar fazla anlatan var, o kadar fazla buna gayret eden var. Ama ben şunu yapmalarını tavsiye ederim arkadaşlarımın.
Gerçek bir takıldığın soruyu sor. Sor. Ya bu ne? De. Ve bunun cevabının hemen önüne geleceğini gördüğün zaman kabul et. Buymuş de. Gerçek bir soru sormak kolay bir iş değildir. Onu biliyorum. Gerçek bir duygu da kolay değil. Duygusallığın evet. Ötesinde. Yani bütün duygu ve düşüncelerin ötesine geçip o sevmek hissinin bunlara bağlı olmayan bir şey olduğunu görmek, fark etmek ve o yüzden oraya bırakmak. Şimdi benim için bunu yapar mısın gibi bir şey bırakmak çok güzel bir olay. İnşallah kolay olsun diyeyim. Bunun için anlatılıyor bütün sistemler, bütün şeyler, bütün bilinçler yani... Bu onları mesela işte dün mesela anlattılar kıyamet şu sene olacak mı? Seneyle alakalı bir şey değil. Gerçekten zamanla alakalı bir şey değil. Seninle alakalı. Zaman zaten bir illüzyon yani. Biz uydurduk zamanı böyle koyduk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 falan dedik. Zaman oldu. Ondan sonra da o zaman bizi esir aldı. Yani işte eyvah şu kadar zaman geçti ben yaşlandım bu kadar zaman geçti bu oldu. Hayır geçmedi. Öyle bir zaman da olmadı aslında. Sen istersen o zamandan zihnine çıkar. Şimdi burada zihnimiz terbiye etmek bir iş. gönle gelmek başka bir iş. Gönle gelmek de, dendiği vakit bütün düşünce alanlarından çıkmak tasavvuf yolculuğudur. Hemen. Hemen. Bütün hepsinden çıkıp çünkü o noktada zatını zevk edersin ve zat makamı aslında Musa makamıdır ve zatını fark edersin. Fakat bununla da bitmediği için zatı fark ettikten sonra peki buraya burada ne oluyor? Ben ne oluyorum? Bu beden ne? Gibi bir şey. O zaman avatarları fark etmek gerekiyor. O zaman yolculuğu bizimle birlikte var. Ve biz bunu neşeyle yapmaya devam edebiliriz inşallah. Orada Hazreti Adem'in bir makamı var, bir İsa makamı var. Ondan sonra Muhammedi isim var, Mustafa, Mahmut isimleri var. Hepsi sistemin ismi. Kişilerle alakalı değil. O kişiler bambaşka bilinçlerde olabilir şu anda. Ama bize anlatılan bu sistem sizde var olan bir yazılım zaten. Ve bu yazılımı lütfen kullanın hani kendiniz için, alem için, her şey için. Ve burada hiçliği zevk etmek, fark etmek biraz bana göre ademiyetin ötesinde bir şey. Çünkü orada hepsi var, hepsi mümkünler alemi var öyle. İşte dünyada yaşamak, daha sonra ölmek, daha sonra ahireti yaşamak, daha sonra bir sorgu sual, arkasından sırat ve hepsi birlikte aynı hani kendinden kendine, kendinde bir yolcu. Ne bunu? Şimdi bunlardan bahsedelim mi? Şey sonrası demek, bir dakika sonrası ahiret oldu bile. Hı-hı. Sorgu sual, her an sorgu sual yapıyorsun. İşte evet. İşte aslında sorgu melekleri. Yani başka sizden başka soracak olan yok. Dışarıdan birileri gelip size bir şey sormayacak. Hı hı. Hayır, siz yaptığınızla tamam mısınız? Suçlu musunuz? Sıkıntılı mısınız? Bunları burada geçebilmek mümkün. Bunların zaten sisteme ait o bir şey. Burada Allah, bana göre Allah sistemi çok büyük yardımcı. Neden? Fark ettiğiniz zaman, şimdi mesela... Bu sıfat-ı subutiyeler bu son zamanlarda daha fazla. Ben pek esma filan tavsiye etmiyorum zıtlarıyla olduğu için. Birkaç tanesi hariç. Çünkü ama sıfat-ı subutiyeler yani sabit olan, yani sende sabit olan ve bunlar Allah'a ait diyor. Şimdi diyorum ki ben görüyorum. Allah da diyor ki Basir ismi hı hı. bana ait. Ben görüyorum. Kendini çek aradan diyor. Sen şimdi avatarsın diyor. Kendi, daha doğrusu sen burada sahiplik yerine bana göre bütün avatarlar Allah isimleri. Bütün esmalarla. Hepsi. O zaman şimdi senin böyle bir zannın var sadece. Sen Basir ismini
bu beyninde aktive ettiğin zaman gerçekten görmediğin şeyleri görmeye, basir ismi, semi ismini de tetikliyor ve bambaşka bir görüşe de ulaşabilirsin. Çünkü sende bu avatarda var olan sistem devreye giriyor. Bırak girsin. Yani niye bırakmıyorsun? Çok kolaylaştırıcı bir şey çünkü. Ve o yüzden mesela Medine'de Hazreti Peygamber diyor, bu taşı sen atmadın, ben attım. Bu çok büyük rahatlık. Çok keyifli. Çok yani bu enerji bedenlerini aktive etmeye başladığımız zaman nedir? Yani bütün hazret olan, hazır olan bizim için yani var olan bu sistemleri bu bedende, bu avatarda zuhura getir. Hadi sen de da bir kolaylık olsun diye yani. Şimdi bunu fark ettiğin zaman, çünkü bizim beynimiz bölmeye alışık olduğu için, yok ben bunu fark etmeyeceğim dediği için, yok sadece beşeri sistemi görmeye ayarlıyım, başka bir şey görmek istemiyorum dediği için, hadi canım sen de, sen şimdi buradan epifize dön, başka bir sistemi de kabul et, ben ettim sen de edeceksin gibi bir öğretiye girdiğiniz zaman bu bedeninize, bu bedeniniz bunu algılamaya başlıyor. Çünkü bedeni yöneten bu zihin. Çünkü zihin, ben desem ki ben çok şahaneyim, ha tamam demek ki şahaneyiz diyor hücrelerim. O zaman gerçekten hücrelerime bir eğitim vermiş oluyorum burada, bu bedenin hücrelerine. Zaten alem benim hücrelerim, bunu gönülde yaşamaya başlıyorum. Ama bu bedene de diyorum ki, ya sen çok şahanesin, bak vallahi iyisin. Yani çok şükür veya işte bak teşekkür. Muhammed Nurullah abiye demişler ki bir mucize göster. O da demiş ki yürüyorum. Görmüyor musun? Nasıl bir mucize bu? Ben nasıl yürüyorum ya demiş yani. Şimdi biz mucizeyi başka bir şey zannederken konuşmamız, gülmemiz, buradaki bunu yapabilmemiz gerçekten biraz mekanik bir şey bence ama aynı zamanda İşte al sana mucize, yani nasıl bunu bir araya getirip yapmışlar, bir avatar oluşturmuşlar ve biz de bu tiyatro sahnesinde bakıp bu rolü beğenmedim falan diyoruz. Ya boş ver, sen o rolden buraya gel de hangi rol olursa olsun diyorum. İnşallah. Yani çok güzel. Şimdi bu sistemde şöyle bir şey var. Şimdi diyoruz ki o çocuk bilmiyor, öbürü büyük anlar. Hayır, benim bir tecrübem vardı. Bunu benim kitabımda da yazıyor. Üniversitedeyim ve kuzenime çok ters bir hareket yapıyorum. Ama nasıl ters bir hareket yapıyorum? Yani ya ayıp ediyorum yani. Ben ayıp ediyorum. Yani yapmamam lazım. Ve de diyorum ki bak sen böyle yapıyorsun ama niye yapıyorsun diyorum yani, yapıyorsun. Ve birdenbire durdum yani. Çok ayıp ediyorum yani. Niye yapıyorsun bunu dedim. Direkt bir cevap geldi. Sen küçükken, bebekken aynısını sana yapmıştı diye. Aa dedim. Ben ama küçükken oyun oynuyoruz yani. Ayıyı bana veriyorlardı. Onlar bebekle oynuyorlardı falan ama yani önemli bir şey değil gibi duruyordu. Ama kaydolmuş, unutmamış sistem bunu. Aa ben dedim tamam, şimdi seyrettim. Ama ben bu hareketin içinde yokum artık dedim. Yok, böyle yapmıyorum. Böyle bir şey. Yani hiçbir şey. Bunu yaşadığında kaç yaşındaydın mesela? 3 yaşında, 5 yaşında öyle. Nasıl hani o yaşta onu fark etmez aha falan diye böyle hani hayır, içinde yokum demek içinde falan çok enteresan. Zaman 20 yaşında. Ama gene çok erken. Yani iyi biz yani evet, 20 yaşında bu bilinçte olmak. Bunun cevabı geldi yani. Ve ben bir şekilde bildim onu yani. Aa dedim yani, demek ki böyle bir sistem var. Ama o sırada bu şeylere çok meraklı değildim ama orayı bildim. Ya yani önüme geldi çünkü böyle evet. Olduğu gibi olay geldi önüme. Onu da tanıdım. Öyle insanın içindeki bir yer biliyor. Yani bu mesela başka bir şeylerde evet. De olmuştu.
yani bu sistemin devreye girmesi, ben nasıl yapacağım, ne yapacağım filan, bir imtihandaydım üniversitede. Yani o imtihandan 80'in üstünde not almam lazım, hiç çalışamadım, kopya çekemiyorum, hiçbir şey yok. Yani bittim böyle, önümde de açık kitap var, açık kitap business finance diye, yani yok yani. Tamam dedim ya, neyse ne yani, açtım kitabı. Nasıl böyle ne geliyorsa o, 83 aldım. Yani burada sistemin devreye girdiğini. Kendini bırakmak. Sistemin devreye girdiğini biliyorum. Evet. Kendini bırakmak senden olmasa. Yani bir de gerçekten çok derinden bir şey yani sorgulamak ve sorduğunda, ama böyle çok inat ederek. Mesela bende de ilk böyle bu sistemin gönüle inmek kısmı. 32 yaşındaydım ben de ve gerçekten çok büyük bir bunalımdaydım ve o gün böyle duvarlara falan kafamı vurduğumu biliyorum. Tabii o zaman yukarıdaki bir Allah'a inanıyorum. Yukarı bakarak dedim ki ya aşağı ineceksin, bana anlatacaksın ben burada kimim neyim, ya da canımı al yeter artık dedim ya, geleceksin buraya dedim. Öyle yaptım yani, inanın. Ondan sonra hayatım ertesi günden itibaren takır 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 değişti. Ama ne kadar inat ettim, ne kadar haykırarak, ne kadar ağlayarak, resmen Allah'a dedim ki yukarıdaki bir Allah'a inandığım için ellerimi açıp buraya ineceksin, geleceksin. İyi yapmışsın. Öyle yani. Yaptım. Çünkü böyle şey noktalar değişti. Yaşanıyor bu alemde, bu bedenle özdeşleştiğin zaman, çok fazla özdeşleştiğin zaman ve bu bedenle ne oluyor demeye başladığın vakit, yani herkes bir şey söylüyor, kolektif bilinçte o dönüyor, din zaten nasıl yapacaksın burayı, Allah Allah falan, yani bu özdeşleşmenin bitmesi. Senin gerçek, hakiki olanla özdeşleşip burasını muazzam, şahane bir deneyim alanı olarak görmeye, seyretmeye ve zevk etmeye başlamanda buradaki etkiler alanı seni öyle etkilemeye başlıyor ve başka sistem devreye giriyor. Ama dediğin gibi böyle noktalar oluyor. Çabuk buraya gel, ne yapacaksan ya. Şunu düşünüyorum, ne dersin bu konuda? Hani insan, benim için öyle olmuştu çünkü. Hani artık hayatta oyalanacak bir yerim kalmamıştı. Artık kafamı öyle bir duvara vurmuştum ki nefes alamıyordum. Çıkacak yer yoktu ve ancak bu noktaya geldikten sonra işler değişti benim hayatımda. Yani şöyle bir kafayı artık duvara dayamak ve artık oyalanacak yerin kalmayacak kadar çaresiz bazen mi kalmak gerekiyor? Artık bilemiyorum. Yoksa bazen oyununa öyle devam oluyor. Ediyorsun. Bunun bir ezberi de yok. Yani bazen öyle oluyor. Bazen mesela benim bu yolları fark etmemde biri bir kelime söyledi. Ben de böyle 3 gün boş baktım etrafa, 4. gün ne oluyor? Ay bu nedir? Şimdi ben başka bir şey yapacaktım şimdi bu hayatta. Şimdi bunların hiçbirini yapmıyorum dedim. Hiçbirini. Böyle bir şey. Bir de özür diliyorum, bölüyorum. Arkadaşlar burayı hep soru soruyorlar. Onlar yukarı doğru kayboluyor. Soru bölümü var. Eğer o soru bölümüne yazarlarsa biz zaten buradayız. Ben buradayım. Rengin hocam ne kadar burada kalmak isterse bütün sorularınızı sorarım, ama yukarı gitmemesi için soru bölümüne yazarsanız ben sohbet arasında onları not alırım ve oradan aynen da sorarım. Şimdi mesela kaybolmamış bu alemdeki olur. Bu avatar alemindeki yaşamdaki en büyük yanılsamalardan bir tanesi, ben iyilik yapıyorum. Ben bu insana güzellik yapıyorum. Ben bu insana şunu verdim, bunu verdim, bunu verdim ama bana ne yaptın? Şimdi o sana tam doğru şeyi yapıyor. Çünkü neden? Sistemi tanımıyorsun. Sistemi tanımazsan sen iyilik yaparsın ve mutlaka ve mutlaka sıkıntı ve kötülük bulursun. Şimdi bu ne demektir? Ay, bunlar evet. O kadar çok deneyimledim ki. Hem de nasıl oluyor biliyor musun? Yani tam öyle noktalara değiniyorsun ki tutamıyorum kendimi konuşmak için. Yani böyle kendi korkularından karşı tarafı iyilik yapıyorsun. Kendin yalnız kalmamak için. Mesela ben bunu öyle bir deneyimledim ki üniversitede, sonra fark ettim. Şimdi fark ediyorum bütün o olanların nasıl yaşadığımı. Ve senelerce her şeyi yaptım karşımdaki insana. Yani benim evimde kaldı, en kötü gününde yardım ettim ama hep kendi
yalnızlık korkum içindeymiş. Sonra ne oldu biliyor musun? Üniversiteden son mezun olurken beni öyle bir yalnız bırakın, hani evine davet etti, ne yanımda oldu. Ben ne yaptıysam tersini bana yaptı. O kadar enteresan şeyler yaşadım ki korkuyla hiçbir şey yapmayacaksın. Şöyle derim ben bunu, ondan sonra uyandım. Birine bir iyilik yapıyorsan karşılık hiçbir şekilde aynı şey o sana yapmayacaksa. Ve gerçekten saf ve bomboş varsa okey yap o iyiliği. Ama öbür türlü altında bir korku varsa lütfen, gerçekten çok fena buna şahit oldum. Hazreti Ali'ye o yüzden demişler ki bu adam seni öldürecek demişler. Hazreti Ali şöyle bakmış, yok demiş, bu beni öldürmez. Niye demiş, ben ona daha bir iyilik yapmadım demiş. Şimdi... Şimdi ama burada sistem yine önemli Hande'cim. Yani sen aşırı verme, aşırı bir zandan dolayı devamlı bir korkundan veyahut da benimle olsunlar veya şöyle bir şeyden dolayı bir şey yapıyorsan orası ters olarak dönüyor, ters. Şimdi bunu ama hani derler ya, Allah rızası için yap. Allah rızası yani, veya iyilik yap, denize at. Şimdi bu ne demektir? Yani sen o alandan hareket et. Yani o alan o zaman sana bunları getirir. Kötü olmandan sana demiyorum, hayır. Veya iyi olmandan sana da değil. Ama polariteden çıkmazsan polariteyle işlediğin her şey sana zıttını getirir. Ve dersin ki saçımı süpürge ettim ama bu beni anlamadı. Aynen öyle oldu. Öyle de olur. Yapacak bir şey yok. Hayat öğretir, böyle vura vura kafana. Tam tersini bir de göstermek için gözüne sokar. Bak sen ne yaptın, o da aynısını yapmayacak. Çünkü senin içindeki zaten yani izin vermez. Yok, hayır. Çünkü senin içindeki o muazzam, sonsuz dalgada bulunan zat, şeyde bulunan zat, senin sistemi okumanı, görmeni ve bütün her şeyle böyle buraya rücu edip ondan sonra bilincinde bunu yapmanı ister. Ve en büyük iyilik etrafa senin bunu fark etmendir. En büyük iyilik. Herkese çok büyük iyilik. Yani bir peygamber 70 milyon kişiyi aydınlatır anında, yani varlığıyla. Senin için de böyle. Bunu fark ettiğin zaman herkes sükut bulmaya başlar. Olması gerekenler veya yapması gerekenler. Ama dediğin gibi biz kaygılarımızdan hareket etmeye başladığımız zaman bu kaygılar kaygıyı getirir. Kaygılar zıttını getirir. Ve çok da iyi bilir senin özün. Burası tamamlandı mı, tamamlanmadı mı? Çok iyi bilir. Bildiği gibi de burası tamam oldu der, önüne getirir. Böyle de bir şey yani. Yani neyi neden yaptığımızı iyice bir bakalım yani. Her hareketimizin altında yani, ne var acaba? Neye inanıyoruz? Neden korkuyoruz da yapıyoruz? Boş yapıyorsan okey. Böyle hani şey gibi de izleyeceğiz diye bir şey yok yani. Ama niye acaba yapıyorum diye de bir şey yok. Olandır yani. Öyle yani, kendimize bu türlü bir eziyete de sokmayalım veya da kendimizi değil, bu avatarımızı böyle bir eziyete sokmayalım bence. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi mesela ben içimden bir arkadaşım evleniyor, ona börek ya da misafiri var, ona bir şeyler yapıyorum. Bir şöyle bir düşünürüm yani, acaba o bana yapmasa, ben böyle bir zor durumda kaldığımda üzüleceksem ben... Yani o bana yapmayacaksa, o zaman yap. Bunu söylüyorum. Bunu bir düşün. Yani o zaman o da mesela, o da bana beklenti olmayacaksa karşılığında, o da bana yapmayacaksa, okey, evet, ben gene yapayım onu. Beklentisizse, ama bunu düşünerek beklentin yapayım. Yoksa kendi beklentisizse, hoşluk ve rahatlıktan yapıyorsan bence yap. Yani içindeki neşe bunu sana yol gösterebilir. Bu mesela bugün bu yayın çok güzel olacak. Evet, içim neşelendi. Tamam, okey. Yani bu kadar. Daha fazla fikir koymaya, düşünce koymaya da çok gerek yok. Yani çünkü çok düşünmek de yine vesvese. Yani düşünce öyle bir alan ki çok acayip. Yani düşünmedim zannediyorsun, düşünüyorsun. Düşünceden çıktım zannediyorsun ama çıkmamış oluyorsun. Ama düşüncenin ötesinde asıl varlığın tabii ki. Çünkü
bu bütün alemler düşünceden yaratılıyor. Yani düşünce ve oluşlardan yaratılıyor. Hı-hı. Ama senin özün, aslın bunlarla ilişkili değil. Oradan bir hareket var mı diye bakmayı öğrenmekle alakalı bir durum var. Rahatsızsan yapma. Yok. Yapma. Ona bak, bedenin hı-hı söyler zaten, veya takıntılıysan. Buna rağmen yapıyorsan, orada bir bilinç altında, bilinç altı diyorlar şimdi ama, yani duygusal bedeninde bir takıntı var demektir. Duygusal hı-hı bedenindeki takıntıyı hı-hı gerçekten geçtiysen, bu bedene yansır. Hemen. Yansır. Mesela bu hı-hı bedeninde neren ağrıyor bir bak, veya neren sıkıntılı bir bak. Demek ki orası düşünce alanlarında bir kalıp olarak duruyor. Duygusal bedeninde bir kalıp olarak duruyor. Bunları fark ettiğin zaman, hatta Kur'an-ı Kerim'de diyor küçük kız çocuğuna neden diri diri gömüldüğünün hesabı sorulduğunda. Millet diyor ki işte küçük kız çocuğu gömülüyor. Alakası yok. Yani ha, bunu yapan var zuhurda. Yani maalesef, ama bunu kastettiği şey bu değil. Yani senin duygularında, gömülen duygularında, muhabbete, gönle ulaşmamış olan duygularında, düşüncelerin yargısından hı hı sıkışmış olan duygularında, duygusal bedeninde, duygusal hı hı bedenin ve düşüncelerin gönülde birlenemediği durumlarda, yani eril tarafının hı hı düşünce ve yargılar, düşünceler eril, duygular dişildir. Dişili çok fazla dövdüğünde hı hı ve dişil de çok duygusallaştığında senin bedeninde ve gönle yol bulamadığında, o zaman bunlar madde hı hı oluyorlar senin etrafında ve o maddeler bu bedene hasta hı-hı etmeye başlıyor. Evet, düşünce. Hı-hı. Yani bu kız çocuğun diri diri gömülmesinin derin bedendeki anlamı, ay bu da yeni açıldı. Ya. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma var. Onu hemen açıklığa geçelim. Çünkü 12 tamam dakika var, kapatıp tekrar açarız. Ama sorular kaybolmasın. Tamam. Bir dahakine devam edelim yayına. Şimdi bir yanlış anlaşılma oldu burada. Çünkü arkadaşlar şöyle söylüyor. Aynı kişiden gelmese de farklı kişilerden yaptığın iyiliğin karşılığı geliyor. Evren ne yaparsan bumerang gibi yapıp, yani mutlaka tabii iyilik yapın doğru diyor. Beklentim. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki polarite bu böyledir. Ama hani noktada, tabii hı-hı ki zaten polariteden çıktığın zaman senin her yaptığın iyi olur. Yani beklentisiz olduğun için hı hı polaritede değilsin. İyilik yapıyorum diye yapmıyorsun. Her yaptığın iyi olur. Her yaptığın. Bu noktadaki bu şuurun açılması için bu. Tabii ki yani seni neşelendiren, sen iyisen iyi yaparsın. Böyle bir şey. Yoksa ben iyilik yapıyorum, ben saçımı süpürge ediyorum diye bir düşüncen, bir durumun varsa, bu sana sıkıntı olarak döner. Ama sen farkındalık alanına taşıdığın zaman bunu sonsuz iyilik olarak olur. Ben mesela bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani bu tamamen beklentisiz bir durumdur ve alemden sana yansır. Bir gün işte kayak merkezindeyiz. Yakınımın bacağı, ayağı kırıldı. Allah Allah dedim. Ertesi gün eşinin kolu bir şey oldu. Ne oluyor dedim. Ve birdenbire dedi ki bana, el kavi dedi. Bütün dağ, şeyde Avusturya'da bir yerdeydik. Ha dedim, ben şimdi anladım. Bütün dağın kaviye ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum dedim. Ve ben oturdum herkese, bütün, hiç kimseyi ayırt etmeden. Şimdi Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olması, İyilik yapmadığından değil, çok iyilik yapması gibi bir durum. Fakat ayırt etmeden, yani birine bir şey yapıyorum demek ki şöyle gibi bir düşünce kalıbıyla değil, ama çok sevdiğinden dolayı. Bu sistemin çok sevgili hı-hı olan kısmını zuhur ettirdiğinden dolayı ve bu ne güzel dediğinden dolayı. Ama bir şey eğer
bir düşünce veya bir aksiyon sana kötülük yapmak gibi geliyorsa yapma. Yapma. İyilik yapmak gibi geliyorsa inşallah beklentisiz yap. Yani gönülden yap. Gönülden yaptığın aynen. zaman zaten orası daima iyi olur. Burada başka sırlar da var aslında. Çünkü iyi kötü ayırt etmeden. Şimdi Hazreti mesela Ali bir gün bir savaşta birinden karşılaşıyor. Ben seni işte bir şey yapacağım diyor. Fakat adam tükürüyor Ali'ye. Tükürdüğü vakit diyor ki ben seni şimdi dokunamam, ben seni öldüremem de. Ne oldu diyor adam şimdi. Yok ben diyor bu sistem için bir şey yapıyordum ama şimdi sinirlendim sana hiçbir şey yapamam diyor. Evet sinirlendiğin zaman şey yapma. Gerçekten evet. çok büyük saçmalık ve yani roldeki birine sinirlendiğin gibi diğerleri esmaların ortaya çıkışı. Bu sistemde bu esmalarda ölüm esması da var. Biz bunu kabul ederek bu avatarı aldık. Çünkü aslında ölüm diye bir şey yok. Sonsuz alemlerde sonsuz yaşamlar var. Ama biz bu yazılımı tamam dedik. Öyle diyeyim. Bu yazılımın işi bu. Şeyin değil. Yoksa... Şey zaten hani bencillikle fedakarlık iki ayrı uç her şey denge ya o dengeye gelmek için hani bencillikle fedakarlık aynı enerjinin diğer ucu önemli yani, olan onu dengeye getirmek. Fedakarlık yapıyorum diye yapma çok sevdiğim için yap Allah hı-hı. sistemine ne güzel bir şey yapıyorum diye yap hep evet başkalarına yap çünkü başkalarına yaptığın her şey aslında sana bin misli katlanarak gelir hı hı. ve hiç ummadığın şekilde gelir. Ama bunu sen böyle yaptığın zaman. Ben eskiden çok şey yapardım böyle çok şifayla ilgili bir yönüm var. Yani herkese kapıdan çevirip gel bak seni şuranı düzelteyim falan. Sonra biz uzun bir süre yapmadım. Fakat bir gün bir şey oldu. Benim böyle kalbim sıkıştı. Pek öyle ilaç içen biri değilim. Öyle bir şeyim olmaz. Ama ben beni hastaneye götürün dedim. Yani bu ciddi bir şeydir ben bunu söylediğim zaman. Öyle hiç öyle pek yaşamayız. Ondan sonra yolda giderken birdenbire benim kalbime böyle dırırırt diye bir şey oldu. Bir zıt diye bir şey oldu. Dedim ben iyileştim. Nasıl ya dediler. Vallahi oldu. Bilmiyorum nasıl. O yüzden neyin nasıl döneceği belli değil. O zaman ben bildim. Çok karşılıksız böyle bir isteğim olmuştu öyle diyeyim. O istek döndü. Alem, hı hı. yani evren dediğimiz şey Allah yazılımı ve isimleri ve esmaları. Sen gerçekten nasıl istiyorsan ve beklentisizsen bu konuda ay ne güzel oldu bak şimdi o iyi oldu ne şahane oldu deyip mutlu oluyorsan o mutlaka sana dönüyor. Çünkü enerji alanları bir başkasına sen kendin için isteyeceğin şey yerine başkası için iste sana yüz misli hızla geri dönüyor. Böyle bir şey var. Böyle bir evrensel yasa var öyle diyeyim. Bunun için yapmıyorsun ama. Yok. Öyle. Evet. Çok sorular var. Şefaat etmeye Rengin Hocam nasıl yorumlardı? Ne? Eğer uzunsa bir sonrakine ne? Bırakalım bunun cevabını. Diğer şefaat okay, etmek, tamam. şefaat etmek. Bunu sonra şey söylemiş oldum. Rengin Hoca esma zikrini neden tavsiye etmiyor? Aydınlanma yolunda birçok kültürde transantal meditasyon mantra ve bunun gibi birçok kültürde bu vardır. Tamam. Söyleyeyim. Demiş Hakan Bey. Söyleyelim. Tamam. Uyanmamış kişilerde kaç oldu, benlik oldu. Var? Bunu bilemeyiz. Var. Bu benlikleri nasıl fark ederiz? hemen şunları kapat. Tamam. Çünkü kaybolacak. Tamam. Diğerlerini yazdım zaten. Bugün aslında daha sonra bir polarite. Mürit yani irade veya basir esmasıyla bir şey yaparız diye düşünüyorum.
Yani esmaları tavsiye etmeme tamam. sebebini bir şekilde söyleyeceğim. Yani tavsiye etmeme değil, bilinci oraya getirdiğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çünkü beyin o kadar çok bölüyor ve sıkıntı yaratıyor. Bunun nasıl olduğunu anlatacağım. Yoksa tamam, hepsi soru bölümünde kalan yani. Bir şey var mı? Uyanmayanlar cennet ve cehennemden muaf mıdır? Hande Hanım, uyan diye içimde sürekli bir dürtü var ve bunun yanı sıra her şeyi yap tersine gidiyor. Maddi manevi büyük sıkıntı içindeyim ve birçok kez neden diye sordum, cevap olamıyorum. Bilerek beni sıkıştırıyor ama neden? Hiç kolay demiş. Değil. Evet, yani çünkü gerçekten kendini bu beden zannetmek kadar büyük cehennem yok. Hazreti Muhammed'e soruyorlar işte bütün bedenin diyor yani sen hepsi bütün burayı bırak yani hepsi bir oyunun parçası. Hande Hanımcığım senden zorla alınıyorsa vereceğim diye vermiyorsa nasıl tamam, okumalıyız konuşuruz. Demiş. Bunu konuşuruz. Rengin Hanım'a şunu sorabilir miyiz? Polarite tersine mi çalışıyor? Eğer farkındalıkta değilsen yani tersine çalışır. Farkındalıktaysan tersine çalışmaz. Hayır. Sen çünkü polarite alanında değilsen sana polarite olarak gelmez. O esmalar da öyle gelmez o zaman. Bu kadar. Aslında evet. Bu kadar kolay her şey ama bunu yapmak ve bu farkındalık i̇şte bu olmaz bütün mesele herhalde. Geleni satın yani, alma. Bu kadar kolay olmasını pek anlayamıyoruz. Evet, yani işte kendimizi düşüncelerle çok fazla özdeşleştirip kendimizi düşüncelerden ayıramıyoruz. Zannediyoruz ki biz düşünceleriz. Gelen düşünceleri fark edip onları işte 100 bin düşünce geliyorsa 80'e 70-60'a indirebiliyorsun. Yani onların gelip geçmesine bulut gibi izin verdikçe zaten bu konuda kontrolün daha fazla sağlamlaşıyor. Bütün mesele zaten bu farkındalık, şimdi, onu düşünceden şimdi, ayırabilmek şöyle kendini. Bir bunun için yöntem. Gönlünün düşünmesine izin ver. Ama buradaki kalabalık gitmeden oraya inilmiyor işte. Önce bir oranın bir kalabalıklığını, bir tozunu alacaksın evet. ki şu gönle inebil. Yani bunun için o kadar çok ben de çabaladım zamanında. Sus maymun dedim. Seninle ilgilenmiyorum. Al sen şurada muzunu ye dedim. Boş boş konuşma. Beni kandıramazsın. Boş boş konuşma. Evet doğru yani. Bir sus bakayım. Gerçekten. Çünkü bütün sus, gel git sen hadi bakayım falan diye böyle. Bütün acı çekmemizin sebebi hı-hı. bu. Ama gönlün düşünmeye başladığı vakit bütün acılar biter. Hiçbir acı kalmaz orada o noktada. Ve çünkü gönül manyetik alanı 5000 kat daha kuvvetli zaten. Ve bunu onun düşünmesine izin verdiği zaman, izin verdiğin zaman yani evet şimdi burası nasıldı demeye başladığın zaman bu aslında benim fark ettiğim sağ taraftaki bir atışın sende zuhur etmesiyle başlayan bu kocaman alanda sağ tarafından bir hareket bu. Ve bu halinde ve sen tamam deyip oraya yöneldiğinde orası o kadar güzel yapıyor ki zaten. Ve sen bir şey söylüyorsun oluyor ve onu da beynin alıyor tamam hemen. Zuhura getirmeye başlıyor. Aslında bu kün feyekün denilen bir şey zuhura geliyor. Ben düşünüyorum, oldu diyorsun. Evet, aynen öyle. Burada bu avatarına benlik yüklemek gibi bir şey aklına da gelmiyor zaten orada. Ne güzel oluyor diyorsun. Akış çünkü. Gerçek akış öyle bir şey. Evet, çok. Yani işte evet. Çok önemli bir konu. Yani o gelen düşünceyi kendine ayırma kapasitesine evet, erişme gücü. Çünkü kıyasla ilk önce hareket ediyor. Ondan sonra bilmekle hareket ediyor. Hı-hı. Ondan sonra bilmemekle duruyor. Ondan sonra yani düşünce hı-hı. sistemlerinde herhangi bir vesvese, alemde herhangi bir yerden, televizyondan, gazeteden, yandaki komşudan geldiği anda bu aslında sizin hı-hı. aynanız oluyor. Yani size geliyor çünkü. Size geliyorsa ve size tesir ediyorsa. Ve sizin anında onu değiştirme imkanınız var.
Yani anında yaratım imkanınız var aslında. Ve anında bunu satın almama imkanınız var. Bu sadece bir böyle bir şey. Uçup gidiyor diyebilirsiniz. Ve bundan hiç özdeşleşmeyebilirsiniz. Hiç. Hiçbir şeye. Bu ama kalbin, gönlün sağlam olmaya başladığı vakit, emin yani mümin olmaya başladığı vakit çok daha kolaylıkla zuhura gelebilen bir şey. Çünkü beyin bölebiliyor ama gönül birliyor. Bu birleme alanında hiçbir ayrım olmadan birliyor. Hiçbir düşünce olmadan, zaman olmadan, mekan olmadan birleyebilen bir nokta var gönülde. Bu yavaş yavaş aktive olup zuhura geldiğinde biri bir şey söylüyor, felaket senaryoları veya biri diyor ki işte bilmem kaç bin sene sonra şöyle kıyamet kopacak. Değişik bir düşünce tarzı deyip geçersin. O kadar. Evet. İşte zihne konuşurken şunu da kendimde fark edip kendi tekniklerimin arasına yerleştirdiğim bir şeydi. Çünkü ben de böyle zihin çok fazlaydı. Çok güçlü bir zihnim vardı ve fark etmiştim o zihnime. Hani arkasında gönlümü de fark etmiştim ve gönlüme inmek için o zihnimden geçmek ve onu nasıl diyeyim ehlileştirmek mi denir bilmiyorum artık cümlene bilemiyorum. Çok kendi kendime yöntemler geliştirdim. Şimdi şunu fark ettim ki zihin kalbin karşısında o kadar cevapsız ki. Yani şeyi bitiyor. Yani mesela hani arkadaşlara teknik vermek açısından çok önemli bir yer. O yüzden yeri geldiği için söylüyorum. Hemen sözü bırakacağım. Çok konuşmak istemiyorum. şöyle ki şimdi mesela sen işsiz kalacaksın diyor sana zihin. Parasız kalacaksın diyor. İki tane teknik geliştirdim. Sen ne biliyorsun? Yani senin dediğin niye olacak? O zaman hemen yeni bir iş de bulurum. Demek ki buradan ayrılmam gerekiyor. Sustu. Şimdi sen onun karşısına kendini diktiğin zaman onu susturabilecek kapasite geldiğinde ters yaptığında o susuyor. Ya da evet öyle en kötüsü olacak. Ne olur? Evet, evet. Ne olur? Gene sustu. Yani ona karşı teknikler kalbin karşısında şimdi, cevabı olmuyor. Burada mesela yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bu çok güzel bir teknik. Mesela çok kötü bir senaryo karşında var. Zihnine geldi. Oldu de. Tamam. En kötüsüne gittim. Gönülden kabul et. Bunun duygusunu bu kadar. Tamam mı? Tamam. Duygusuna tamam de. Duygusuna. Ve tamam de, yargılamadan duygusuna tamam dediğin zaman Allah bu sistem sana neşe, tam neşeyi açıyor yani. Duygu çünkü böyle bir şey. Olduğu haliyle. Mesela parasız kaldım. Şimdi aslında çok enteresan bir şeydir bu. Benim bundan öyle bir durumum oldu. Bana keyifli bir şey oldu. Keyifli olunca bir daha sana orası gelmiyor öyle. Çok enteresan. Bir gülmem tuttu yani gerçekten. Ya komik bir falan gibi bir şey. Komediye dönüştüm. Ne güzelmiş hatta böyle. Hani bu alemde herkesin ahva edeceği bir şey. Bir ferahlık. O zaman yani bir daha seni bulmuyor orası. Öyle bir durum oluyor yani. Gerçekten yani zihnin yani sabaha kadar araya girse giremiyor, olmuyor. Orada duygunun saf duygu olması önemli. Yargısız alanda duyguyu hissetmek. Bittim diyorsun mesela. Bittim aslında bir yargı. Hemen ben diyorum ki mesela o kardeşime duyguya geç. Ne hissediyorsun? İşte çok kötü hisset. Biraz kötü kal ne olur. Kötü hissedebilir miyiz? Kötü hissediyoruz şu anda. Bittik yani oluyorum. Böyle kaldığın vakit biraz sonra hiç kötü mötü kimse hissetmiyor. Çünkü duygu kendisine tam da içten bunu merkeze atıyor. Attığı anda orası tamamen yokmuş gibi oluyor. Ama zihin rezistans yaratıyor. Yani hissetmemeliyim, olmamalı, öyle olmalı, böyle ol. Öyle bir ezberi yok bu işin. Yani gerçekten olabilen polaritenin en negatifi neyse his olarak kabul et. Yani küçük kızı gömme.
gömme, onu tamam de, şu anda bu durum var ve kal içinde biraz. Ve kaldığın zaman duygunun kendisini frekansa döndürdüğünü göreceksin ve sisteme şahit olacaksın gerçekten. Evet. Yani çok önemli ve çok derin bir konuya girdik. Bu konuyu hiç bölmek istemiyorum. Çünkü bu en önemli konulardan bir tanesi. Doğru demiş Banu, bu doğru mu da etkili oluyor? Çünkü iki duygunu öyle hissetmekle öyle hissetmemek arasındaki farkı gördüğün zaman kendini zaten o inancı bırakabilir oluyorsun. Burada bir sır daha var. Burada bir sır daha var. Bu avatar bedeni daha çok negatif bir beden. Negatif bir yapısı var. Negatif olduğu gibi aldığın, kabul ettiğin zaman iki negatif pozitif yapıyor. Burada da böyle bir sır var. Yani o yüzden hiçbir hani lütfun da hoş, kahrın da hoş derler, değil mi? Bunun gerçekten yaşanan bir durumu var. Ama buna yaşayıp şahit olmak lazım. Zihnini aradan çıkarıp. Tamam, şu anda duygum bu. Şu anda hiçbir şey yok. Yani bunu hissediyorum. Hissine olduğu gibi Allah ismine bırakabildiğin zaman olduğu haliyle bu bedende, bu sistemden dolayı tamamen zıttına bırakıyor. Esmalarda da söylemek istediğim benim bu. Ben şöyle bir örnek vereyim. Evvelden kullandığım bir esma vardı benim. El Halim esması. Ve yani ne demek? Ben bu Halim'i söylediğim zaman ve o zaman benim şimdi geliştirdiğim tekniği yapmıyordum ama El Halim içinde kaldığımı düşünüyordum. Etraf sakinleşiyordu. Ama bambaşka bir yerde kıyamet kopuyordu. Kıyamet yani. Çünkü böyle. Ve bunu hatta bir arkadaşım istedi. Dedim ki bak, böyle yaparsam böyle olur. Gerçekten memleketler arası bir şey oldu. Yani bu derece kuvvetli. O yüzden yani bir esma zıttıyla zuhur edebiliyor. Bazı esmalar da zıttıyla zuhur etmiyor. Öyle de bir durum var. Ona dikkat etmek lazım. Yani işte esma çek, esma. Şimdi esma çekmek nedir? Esma bu avatarı oluşturan şey. Bütün alemdeki her şey esmadan zaten. Yani o esmaların zuhura gelmesi, birleşimleri. Şimdi sen hiçbir bilincin bir noktaya gelmeden esma çekmeye başladığında seni bir elektromanyetik alana alıyor. Mesela zikir yapıyorlar ya şeylerde, tarikatlarda. Doğru, sen bir anda hiçlik alemini de görüyorsun, başka şeyler de görüyorsun. Fakat gözünü açtığın zaman bu alemde yine devam edip sokağa çıkıp bu sefer şoförle kavga ediyorsun. Meditasyon gibi. Halbuki senin bu alemi gözün açık, bu alem bir illüzyon demeye başladığında ve bunu fark ettiğinde ve esmalarla işliyor demeye başladığında ve bunu zevk etmeye başladığında, kendini özdeşleştirmemeyi öğrendiğinde, fark ettiğinde, gerçek hakiki varlığının bu olmadığını gördüğünde, bunun bir tiyatro gibi olduğunu ve kendini tekrarlayan bir tiyatro olduğunda, yani milattan önce 2000'de de bu aynı bizim konuştuklarımızı konuşuyorlardı, yaptıklarımızı yapıyorlardı. Gençlik şöyle gidiyor, para şöyle, hepsini aynı söylüyorlardı. Şimdi aynı bir mizansenin içinde olduğunu gördüğünde, bu mizansende nerede rol almak istiyorsun, nerede istemiyorsun? Bunu fark edebilirsin. Ve burada mesela nefs makamlarının sonunda verilen bir esma vardır. Ben bunu çok severim yani, öyle söyleyeyim. Çünkü seni bu alandan hemen çıkarır. Bu herkesin çok da korktuğu bir esmadır. El-Kahhar esmasıdır. Aslında nefs mertebelerin sonunda verilir. Bana göre şahane bir şeydir. Seni bu alan, çünkü negatif gibi görünen bir şey, senin buradaki negatif varlığından buluştuğu anda seni sonsuz varlığına atar. Ben buna şahidim. O yüzden yani pozitif bir şey olmaya çalıştığınız zaman, negatif atar.
biraz sonra, biraz güzel olur, biraz sonra atar. Ama bilinciniz belli bir noktadaysa, o zaman siz nasıl isterseniz yaparsınız zaten. Onu tanırsınız, size göre pozitif negatif olmaz, hepsi güzel olur. Ve ama burada bilinçli olarak bunu yaparsınız. Yoksa çok o türlü faydasını görmedim. Yani hakikat yolculuğunda hiç esma verildiğini görmedim. Tarikatlarda evet ama hakikatte değil. Kendi yolculuğumdan bir soru soracağım sana tam Allah bununla esması ilgili. Esması sorabilir misin? Allah esması cemidir. Yani hepsini birleştiren bir isimdir. Çünkü Allah kelimesinin şöyle bir özelliği de var. Bir sürü özelliği var mutlaka. Zıttı yok, erili yok, dişili yok. Çoğulu da yok. Yani mesela Tanrı'nın var, Tanrılar var, Tanrıça var. Ama Allah ismini yok. Yani hatta yani Allah çünkü bir sistemin adı ve seni gerçek yaratan senin derununda olan sonsuz varlığın ismi yok. İsim aldığı zaman form alır her şey. İsme geldiği zaman form olur. Ama isimsiz olan form, bu formda gözükebilen bir şey hiçbir formda gözükmez. Ve o yüzden daima bir isimsiz olan seninle beraberdir. Hangi idraka gelirsen gel, hangi şuura, hangi bilince gelirsen gel, isimsiz olanla birliktesin. O yüzden şu anda elan o andır. Yani gönül dostu istiyorsan uyanık ol, huzurdasın, oradasın. Ama isme geldiği zaman kelimeler esveli safiliğindir. Aşağı bir enerjidir. Kelimeye döndü çünkü. Kelimeye döndüğü anda aslında o enerji alanını söyleyen bir şeydir. Ama tam olarak yansıtan değil. Hayır. Öyle bir şey. Şimdi kendi yolculuğumda ben de böyle hiç böyle esma falan çekmedim. Bilgim de yok bunlarla ilgili. Ama bazı noktalarda kendimle ilgili geçtiğim basamaklarda benim bedenim mesela bir dönem sürekli demeyeyim birkaç gün ama ben hiç böyle bir şey bilmiyorum. Ulumaya başladım. Diye mesela. Belli bir dönemde böyle içimden ama beden yapıyor bunu. Ben bilgim yok buna dahil. Yani böyle bir şey ben bilmiyorum. Ama beden bu içten geliyor. Ve ben sonradan fark ettim bunların esmalarla ilgili bir şey olduğunu. Bedenim bunu otomatikman yapmaya başladı. Böyle bir şey olur tabii. Mu? Kişilerde ya da geçtikleri ismi, yerlerde. Hu, haydan hu'ya gideriz. Hu'dan hay hu diye bir şey vardır. Hu aslında senin zatından devamlı mesela nefes hu. Devamlı hu diyorsun sen. İster fark et, ister fark etme söylüyorsun. Yani o muazzam yaratım noktası kendini söyler zaten. Nefes de söyler, bir şekilde söyler ve bu bedene kendisini söyler. Nefes konusunda mesela bu bebek doğduğunda poposuna vurulur nefesi alsın diye. Nefes daim vardır ve Rahman ismiyle harekete geçer. Şimdi Rahman nefes, şimdi hatta mesela astım hastası olsa biri, benim bir arkadaşımla böyle bir olayım olmuştu. Dedim ki sen burnundan nefes alıyorum zannediyorsun. Bütün bedenin nefes alıyor ama zihnin buna izin vermiyor. Zihnine Rahman yaz, Rahman hep nefeste ve böyle böyle bütün alem bu nefes içinde. Bu bedenle bu bedensiz. Nefes hep var yani ve çok harika bir şekilde var ve o nefes nefis olan bir şeydir ve nefes ve nefis aslında nefis olduğu zaman adına hak denir, ismi değişir, hak olur ve bu nefesin inanılmaz güzelliğini zevk etmeye başlarsın. Yoksa ben nefesim kesildi, nefes kesilmez, hayır, bu bedeni bıraktığın zaman da kesilmeyecek, yok, nefes hep var. Öyle değil. Yani şu esmalar mesela
Bu konuda çok bilgim olmadığı için soruyorum ben. Hani yanılıyor Estağfurullah. olabilirim, saçmalıyor Yok, olabilirim hayır. bilmiyorum. Sadece konuşuyorum. Yani mesela ben hiç öyle zikir çekmedim hayatım boyunca. Ama mesela şöyle hayatım boyunca böyle iki uçları yaşayıp birledim. Sonrasında bazen böyle üstadlarla konuştuğum zaman o esmaların o olaylardan geçirip iki ayrı ucunu deneyimledikten sonra kendinden açığa çıkması gibi bir şey söz konusu mu? Bu nasıl olur? Böyle midir bu iş? Ya da işte yaşadıklarından ya da kendinde Yok. geliştirdiklerinden çıkan Yok. esmalar Mesela olur mu? musavvir esması değil mi? Aslında musavvir Hı bütün hı. alem Hı. tasavvur edilmiş Hı. ve ortada. Şimdi sen de bu musavvir esması daha baskınsa ilk önce sen ben musavvir işte sanatkarım yazıyorum çiziyorum bir şey dersen sonra bakarsın Allah çok güzel musavvir etmiş yani. Ve o zaman musavvir esması ile birlikte sende zuhura geliyorsa bu muazzam oluştaki esma bulutların rengini bile değiştirmek mümkün o zaman. Çünkü sen fark ettin ve kendine mal etmeyi bıraktın. Çünkü beşeri sistemde de var tabii ki. Ve bütün olanla harekete geçmeye başladığın zaman ya nasıl güzel. Senin bütün hareketinle, içindeki o farkındalık ve biliş ve şuurla birlikte bu yazılım farklı hale bürünebilir. Evet, görüntüsü her şeyi. Yani senin bir varoluşun var. İşte o varoluşun içinde bir akbiyet ve kutbiyet derler. Hani dolunay gibi. Dolunayda esmaların sende olan esmalar ve açığa çıkmamış esmaların var. Hani dolunayın, karanlık yüzü, aydınlık yüzünün kendinde olan. Kiminde mesela çok esma zuhur etmiştir. Varoluşunun, varlığının getirdiği varoluşta. Ve de onlar kendinde açığa çıkmış esmalar. Ama bir de açığa çıkmayı bekleyen esmalar Şimdi vardır. açığa Değil mi? Böyle midir çıkma, bu hepsi durum? açığa Ne çıkmıştır dersin? yani çıkar. Fakat önemli olan bunu sisteme mal etmen, kendinde tutmaman. O zaman senin kendindeki gibi gözüken yani bu avatarın oluşumunda olan yüz binle katlanır. Öyle bir şey. Yani sistemle birlikte. Şimdi mesela Allah'a yolculuk denir, Allah'ta yolculuk denir, Allah'la yolculuk denir. Şimdi bu Allah'la olmaya başladığı vakit senin tasavvur edebileceğinden çok daha güzel olur. Yani düşünebildiğin ve mesela şöyle bir duası vardır velilerin. Allah'ım hayretimi arttır. Şimdi hayretimi Evet, arttır Allah'ım. yani. Arttır. Mesela evet hep Çünkü bunları. neden? Yani şey nedir o? Büyüyen güzellik var. Yani büyüyen bir şey var yani. Benim tasavvur edebileceğim şekilde değil. Yani ben düşündüm. Evet ben düşünemediğim şekilde daha güzel. Nasıl bir şey? Ve ben bu nasıl sorusunda kaldığım vakit benim beynimi yönetmiş olurum zaten. Beynimi işin içinden çıkarmış olurum. Pardon, zihnimi ve beynim işin içine girer. Beyinle zihin arasında böyle bir fark var. Çünkü beyin buna programlanabilir ve yani buna alışır. Zihin tarafı ise bu kadar beşeri sisteme bağlıdır. Yani bu sistemi bu kadar bunu korumak üzere yaratılmış bir durumu var. Yani amigdala veya işte epifize dönmesi amigdalanın gibi. Yani amigdala'da kaldığı vakit bu kadar sistemi görecek. Ve bundan hareket etmekte ısrar edecek. Yani Adem'e secde etmeyecek. Ama Muhammed'e eder. Yani bu sistem açılmaya başladığı vakit sistemi anlattığı için ve bunun güzelliği var. Bu inadından vazgeçer ve tamam şimdi bu nasıl olacak? Bunu beynin soruyla yönetebiliriz. Şimdi burada nasıl bir şey var? Ama bunu fark etmemiz lazım. Çünkü bizim tasavvur ettiğimizi zannettiğimiz zaman çok daha fazlası var. Çok daha güzeli var. Neden olmasın gibi böyle bir şey.
Yani insan mesela kendinde hayat içinde yaşantısından bilir. Mesela eksik olan bir esma diyelim ki kendinde ya da açığa Tamam. çıkması. Eksik Eksik derken olmaz, hani açığa kendinde geri plan attığı çıkması demek şu daha anda doğru. fark Eksik edilmemiş. olmaz, evet. Fark edilmemiş. Bunu fark edip bir Bir açığa kere ilk çıkartmak önce için nasıl bir sistemi yöntem tanımak uygulamalı? lazım. Kendine, bu bedene, kendine derken bu bedene mal etmeyi bırakmak önemli. Nispetini değiştirmek lazım. Nispetini Allah sistemine yapmaya başladığın vakit o sistem bunu kendi yapar. Yani çünkü burada hani çünkü aslında büyük bir ben var. Vahdeti vücut beni. Doğru. Ama o ben bu ben değil. Yani bu benlik değil. Ama bu benlik o beni secde edebilir, kabul edebilir, zevk edebilir. Hatta çok zevkli gelebilir. Her şeyi bıraktım diyebilir. Yani o ne eğlenceliymiş olabilir ondan sonra. Yani kendini kasmayı bırakabilir. Yani bıraksın inşallah bir kolay Bu olsun. esma konusu. Evet. En son bırak. Yani işte hani bütün mesele hani işin özü ne dersin? Hani bebek olduğumuzda ve ilk doğduğumuzda böyle bomboş, saf, huzur, hiçbir kimlik yok, hiçbir yargı yok. Boş bakan, deli huzurlu bir bebek var mesela. Sonra zaman geçtikçe kişilik oluşmaya başlıyor. Çünkü korkular ve kayıtlar oluşmaya başlıyor. Hani bir arkadaş sordu ya kimliklerden nasıl çıkabiliriz? İçinizde kaç kimlik var? İşte annen sana bir şey yapıyor, oradan bir kimlik. Sonra aşık oluyorsun, biraz büyüyünce ev reddediliyorsun. Korkular giriyor, inançlar giriyor. O korkuların ve inançların ve duyguların yarattığından bir sürü içinde kişilikler oluşuyor. Sonra şimdi sistemi fark ediyorsun. Tekrar bebek olma Ama yolculuğuna bilinçli bir şekilde. Şimdi doğru burada bir bebekle ilerliyorsun. böyle bir fark var. Yani burada bilinçli bir zevk ortaya çıkar. Yani tamam bebek olduğu gibi alıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor ama biz öyle yapmıyoruz. Yani bu yine bir şimdi bu avatar lafını ben çok önceki bir Zoom'umda söylemiştim. Ve kolektifte varmış demek ki. Ve dedim ki ilk önce dediğimde dedim rengin uçuyorsun. Yani bir de böyle bir şey çıkardın. Böyle zannettim çünkü. Sonra baktım evet başka insanlar da bunu kullanmış. Çünkü kulluk denilen şey bu geçici varlığını, geçici değil mi bu? Sultan Süleyman bile geçmiş. Yani bu prototip, bu arketip öyle bir şey söyleyeyim. Bu geçiyor. Yani hadi 120 sene sonra geçiyor, hadi şu zaman. Ama geçebilen bir şey. Geçmeyen olan nedir? Senin şuurun. Şuur nedir? DNA'lardaki kaydolmuş bilincin. Ve sen o bilincin neredeyse orada buluyorsun yine kendini. Fakat bu bedende tekrar bebek olmak bir manada doğru ama buradaki manası bence Şunu söylemeye şöyle, çalıştım. bilinçli olarak hayret zevkinde kalmak. Şimdi, evet, Başka bir şey yani söyleyecektim beşeri sistemin ben. getirdiği zihin tıkanıklığından ve böyle sıkıcı varoluşundan diğer sistemin hayretine geçmek, zevkli olması. Ve burada keyifle yaşamak. Şimdi diğer şeylerde bizim takıldığımız şeylerde mesela ben bunu görmüştüm. Genetik alandan gelmiş bir takıntımız oluyor. Bu illaki bir şekilde zuhura geliyor. Veyahut da buradaki statülerden işte biri bilmem ne olmuş, öbürü bir şey olmuş, ben olamadım. Öbürü kadın, öbürü erkek, ben olamam. Öbürü, yani bunların hepsi oyuncu işleri. Ama bunun bu türlü bir oyun olduğu zevki sende olduğunda, bu yaratımın bir zevki var. Tekvin isminin bir zevki var, bilinçli olarak. Gerçekten. Ve şöyle bir zevki var bir de. Yani bu noktada senin bir gönüldaşını fark etmen ve onunla beraber ya bak nasıl güzel dediğin noktada bir zevk binle katlanıyor. O yüzden bu ikilik gibi görünen tekliği yaşamak çok kıymetli bir şey bence. Birçok bu burada bilinçli bir şey var. Yani bebek hayreti,
ve yeniliğinde olmak ama sen bir yetişkin olarak bu bilince erdiğin vakit senin şuurunun, özünün sana getirdiği sebepsiz bir sevinç var. Varoluş sevinci. Bu varoluş sevinci güzel yani. Çok kıymetli. Bunun için bir sebebe ihtiyacı yok. Bir duruma ihtiyacı yok. Ama durumlar onun için var. Ve durumlar onun için olmaya devam ediyor. Ve nasıl bir güzel bir şey var. Ve bunun bir sonsuz hali de var. Öyle, evet. Yani işte bu kimliklerden çıkma konusunda ben de bir şeyler söylemek istiyordum. Hani kimliklerden çıkmayı, o duygu, hani bebek halinde kendine yükledin, evet, yükledin, kimlikler yarattın ya. Geri dönüşte de hani tepe çakradan çıkarken ne diyor? Hani saf gel, hani hiçbir duygusuz, korkusuz. Onları sen ekledin kendine. Kendinde mesela geldiği zaman, hayat önüne getirdiği zaman ona yargısız bir kabulle, hani bebek öyledir ya, gelene hani gelen geçer. O kabulle kabul ettiğinde ve onu gelenleri içinde dönüş, korkuya, sevgiye dönüştürdükçe de zaten eski haline dönerek, evet, gitmek. Benim bahsettiğim, evet, buydu aslında. Evet. Şimdi sorulara gelelim hocam o zaman. Hani uyanış vardır ya, uyanış deriz, ölmeden, evet, önce ölmek deriz. Onun basam, hani şöyle diyorlar, oradan işte mülhimeden uyanmak, işte mutmainden uyanmak, böyle bir şey ne dersin? Böyle bir şey var mıdır ve nasıldır? Bunu birçok kişi böyle söylüyor, birçok kişi yani bilmiyor. Yani mutmainden uyanmak, böyle bir ayrım var mıdır? Mülhimeden. İşte mülhimeden uyandı, levvameden uyandı. Böyle bir şey var şimdi, mıdır? Mülhimeden uyanmak ne demek? Şimdi bir şeyin uyanması için birinin uyandırması gerekir. Öyle yani. Ve bu alemde en zor şeylerden biri diğer bir insanı kabul etmektir. Şimdi ben seni niye kabul edeyim? Bende de aynısı var. Sen de beşersin, ben de beşerim. Hatta Hazreti Muhammed'e de böyle söylediler. Ama öyle değil. Yani bir insan geldiği bir bilinçte ise o bilinç başka bilinçleri uyandırabilir. Eğer o noktada ise. Ve mesela bu şey Kur'an-ı Kerim'de benim yine yanlış tefsirlerden okuduğum bir şey de erkek kadından üstündür diye bunu erkek tefsirciler yazmışlar. Halbuki öyle bir şey yazmıyor orada. Mutmaine eren bir bilinç diğer bilinçleri uyandırabilir diye bir söz var aslında orada. Yani senin diğer bilinçleri uyandırman için bir bilince gelmen gerektiği gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu beşeri sistemde ben mesela güzellikle ilgili bir şey öğrenmek istesem geleceğim sana soracağım. Diyeceğim ki bu nasıl oluyor? Kirpik nasıl oluyor? Şu nasıl? Senin bir tekniğin var, bir emeğin var ve burada bir ustalığın var. Bir şey yapmış olan birine ameliyat doktor, ben yaparım. Yaparım da üç kişiyi keserim, öldürürüm. Beşinci de belki muvaffak olurum. Ama o doktor gelir bana der ki bak bunu böyle tut. Bak böyle yapıyorum, dikkat et. Şimdi böyle yaparsan böyle olur, şöyle yaparsan şöyle olur, öyle değil mi? Yani hepsinin bir şeyi var. Fakat bu alemde bu bilgileri, bu oluşları birinden öğrenmek bize zor gelir. Çünkü niye? Ben biliyorum. Biliyorum. Niye biliyorum? Çünkü benim aslında içimdeki zat biliyor, doğru. Ama ben o zatın bildiğini bilmiyorum ve ona göre de hareket etmiyorum. O yüzden bir başka bir zerreyi kabul etmek bana şey gibi gelir. Yani işte gitti, kafası gitti, o gitti, tarikata girdi, bilmem neye çıktı falan. Halbuki bu bir öğrenme sürecidir. Ve bir insan, ben senden öğreneyim. Ondan sonra birinden öğrenmeye başladığın zaman herkesten ve her şeyden öğrenebileceğini öğrenirsin. Her şeyden.
Ama o noktada çok emin olursun. Nasıl emin olursun? Kapına biri gelir, sen ne biçim bir şeysin der, öğrenirsin. Eyvallah dersin. Öbür tarafta bir bağırış çağırış olur. Televizyonda Türkiye mesela işte para durumu, bilmem ne, ekonomisi şöyle denir. Sen anlarsın ki o zaman bütün Türkiye'nin aurasında parayla ilgili bir yargı var. Bunu hemen öğrenirsin. Hiç böyle Ahmet öyle yaptı, Mehmet böyle yaptı, çünkü devlet bakanı böyle yaptı demezsin. Ama bunu bir kişiyle yol aldığın zaman bunun böyle olabildiğini seyredersin, gösterir sana, öğrenirsin. Bu bizim yöntemimiz de böyleydi. Ha sen bunu yapmak istemiyorsun, eyvallah, sıkıntı yok. Çünkü şimdiki sistemler, her şey açıkta anlatılıyor. Böyle de öğrenebilirsin. Fakat şunu öğrenmen lazım ilk önce bence. Zihnin yanıltır. Zihnin maymun gibi zıplar. Zihnin her yere gider. Zihni birleyebilmek meditasyon değil, tefekkürle olur. Yani bilinmesi zihnin bir emek isteyen bir şeydir. Çünkü nefsin atıkadır. Ve bu nefsin atıkaya ben der işte zaten zavallıyım, ben der bir şey, bir sürü şey söylüyor yani. Sen Allah isimlerinden dur bakayım demeye başladığın vakit yani sen öyle bir şey değil, yok öyle, yok orası diyebilmen belki şimdiki zamanda çok kolay, herkes bunu yapabiliyordur ama bunu yapmayı öğrenebilirsin. Öğrendiğin zaman gönle doğru iner bütün bilgi. Bütün bilgi, zihin bypass edilir. Yani ilk önce tasavvuftaki ilk yolculuğun senin Cebrail'e olur. Öyle. Hemen seni Cebrail'e yönlendirirler. Yani külli akıllı öğrenmen gerekir. Külli olanı. Ondan sonra bütünden sen tekrar kendine dönersin. Şimdi burada da zorluklar var mı? Var. Sen bu külliye bakmayı öğrendiğin vakit, hatta Hazreti Ebu Bekir'in bir tavrı var. Hak'tan başka bir şey göremiyorum der. Yani hak denilen farka inmesi zorluk olur. Orada incelikler vardır şeyde. Enerji alanlarının seyridir bu. Enerji alanlarının seyrini gerçekten yapmaya başladığında bu zihin gerçekten bazen şaşırabilir. Peki ben bunu yapmıyordum, şimdi kıyasla bakmıyorum. Envalüküm, evladüküm, malüküm fitne der. Yani senin malım benim dediğin her şey sana fitne olur. Aslında sana bir perde olur. O perdeleri geçebilme imkanın var mı? Yani zihin perdelerini. Evet, geçebilme imkanın var. Ve bunlar nardan nura doğru gider ama aslında nur da perdedir sonunda. Çünkü senin hakikatin hiçbirisi değildir. Ama bu perdeler aşılabilir mi? Evet, ilk önce külli olanı seyre başlarsın. Yani şimdi nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime. Mülhime nedir? İlham almaya başlar senin zihnin. Der ki, tamam, levvameden çıktım. Şimdi levvameden çıktığı zaman bir zihin cehennemden çıktı demektir. Neden? Öyle söyleyeyim. Çünkü biz suçluları cehenneme atarız diyor. Şimdi suçluysan, suçlu hissediyorsan, ben anneyim, yeterince iyi bir anne olamadım. Yeterince iyi bir adam olamadım. Zaten başarısız bir iş adamıyım. Zaten benden adam olmaz. Zaten bunların hepsi suçlulukla alakalı. Ve suçluluk direkt cehennem. Çünkü ben bu avatarım, avatar olduğumu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Diyorum ki ben böyleyim. Ben böyleysem ben direkt cehennem zaten yani. Ha benim hareketimle de bir şey olduğunu da görüyorum. Ve diyorum tamam, ben buradan zaten öfkeliyim, gitti orada savaş çıktı diyorum. Hadi bakalım. Buyurun, kimin yüzünden çıktı bu savaş? Benim yüzümden çıktı. Hadi. İşte diyorum ki ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Zaten ben yeterince bunu olamadım. Ne diyorlar bakayım şimdilerde? Zayıf mı işte? Kimse takdir etmiyor mu bilmem ne falan.
Ya beni kim takdir edecek yani? Ben zaten böyle düşünüyorum bunun hakkında. Benden olmaz diye. Sen de benden olmaz geliyor habire. Sistem böyle işliyor zaten. Yani sen ne diyorsan onu söylüyor zaten. Başka bir şey söylediği yok. Peki bunu da fark etmedim. Biraz bundan artık bir doygunluk hale geldiği vakit, ay yeter artık, bir ilham almaya başlıyorum. Mülhime denilen şey ortaya çıkıyor. Mülhime nefs aslında zaman boyutunu aşmış bir nefs değil. Zamana tabi. Çünkü neden? Evet. İblis diyor ki Evet. bana mühlet var. Yani zaman boyutunu bir idrak ve şuur aşana kadar ben onları saptırırım. Çünkü derim ki şu zamanda böyle olacak. Ha, geçmişte bu oldu. Gelecekte bakalım ne olacak. Eyvah bilmem ne oldu. Ben bunları zamanla her türlü bir şey yaparım diyor. Fakat mutmainne gelmeye başladığı vakit bu avatar öyle diyeyim. Bu yetişmeye namzet olan ve bize özümüzde bir iz bırakacak olan, bir güzellik bırakacak olan mülhime nefse geldiği vakit bu alemde, bu dünya her türlü bilincin olduğu bu alemde ey nefsi mutmainne diye Allah sisteminin bir hitabı var. Gir İrci'yi cennetine. raziyeten mardiyi yani gel gir cennetime. Ha demek ki cehennemden bitti burası. Yani senin çünkü burada mesela Yunus Emre'nin çok güzel bir şeyi var. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostancı geldi dedi ki niye yiyorsun kozumu? Şimdi bostancı dediği senin zat Allah'ın zatı ve yediğin şey benim bütün beyin ve düşünce alanlarım dedi. Ve çünkü ceviz bütün hani dış kabuğuyla, şeriat sert kabuğuyla, tarikat içiyle, marifet onun en güzel kısmıyla hakikat demektir. Yani ve dedi ki senin değil yani benim. Yani sen zannettin ki erik dalına çıktın, sen zannettin ki üzüm yedin, çekil bütün hepsinden benim beyin alanımdasın. Yani sonsuz bir muazzam bir kozmik düşünce alanındasın. Burası benim. Sen kendini buradan çıkar. Şimdi burası sana ve bunu diyen senin özünden olan o muazzam biliş ve varış. O zaman sen burayı evet avatar olarak çok daha rahat seyretmeye başlayabilirsin. O zaman bu zihinle bu bedene işkence etmeyi bırakabilirsin. Böyle bir şey var. Evet. Of. Burada altını mutlaka çizdiğim şey Allah bilinmekliği dolayısıyla bir sistem anlatır. Esmalarla zuhura gelir ve hepsi bir sistem içindedir. Ayağını sabite denilen sabit bir sistemdir bu. Ve bir sistem olarak ortaya çıkar. Dünya barışı diye bir şey olmaz. Dünya sensen senin barışın olur ve bu yansır. Yani dışarıda dünyanın kendi gelişiminde bir varlık olarak ne olacak göreceğiz bilmiyorum. Ama hep aynı program devam eder. Dünya başka bir bilince geçtiyse her bir varlığın bakın dünya, gazete, terlik hepsinin ruhu var. Hepsinin enerji alanı var. Ve o yüzden hepsine güzellikle yaklaştığımız vakit duyarlar öyle diyeyim. Yani hepsinin bir canlılığı var bir şekilde. Sizin hitabınıza göre renk ve canlılık alırlar. Dünya ise şu anda bunun üzerinde bir bedenimiz var. Ama diğer boyutlarda bütün bedenlerimiz var. Farkında mıyız? Bilmiyorum. Ama buradan alıp vereceğimiz var mutlaka. Kolay olsun, güzel olsun ve bundan özdeşleşmeden olsun. Yani burada şuna benziyor. Benim parmağım diyor ki ben parmağım. Ben de diyorum ki iyi ne yapayım yani şimdi. Yani sen parmaksan benim parmağımsın. Yani o sistem de diyor ki sen bu avatar böyle bir şey yani. Evet.
Uyandığımı nasıl hemen anlarım anlarsın, demişler arkadaşlar. Kalbindeki direkt söyler, direkt bilirsin. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben bir gün bir şey sormuştum, bunu bir burada söyleyeyim. Demiştim ki altından ırmaklar akan cennet nedir? Dedim ki hani sen hı-hı, böyle yaptın ya, ben de bana göster dedim. Sonra bunu dediğimi unuttum ama bana gösterdi. Ve ben onun orası olduğunu hiç şüphesiz bildim. Çünkü bir de hatırlattı, dedi ki sormuştun işte burası dedi. Bu kadar. Bunu anlamadım. Bir daha söyler misin hocam? Ben şeyi merak ettim. Ben kaçırdım. Altından yani ırmaklar akan nehirler. Irmaklar akıyor. Hı-hı. Bir cennet var ve ben orada duruyorum. Hı-hı. Nasıl oluyor bu, evet, dedim. Böyle bir samimi soru sordum yani. Nasıl oluyor? Bunu yaşadım. Gördüm o cenneti, öyle diyeyim. Ve bu cennetin olabildiğini biliyorum. Fakat burada samimi bir soruyla, hı hı, Rabbim seni hazır. Ve bir baktım hiç beklemediğim bir zamanda bunu bana yaşattı. Ve bana dedi bir de, bak bu o cennet diye. Ben duydum. Hiç tereddütün olmaz, evet, yani. Tam bunu konuşurken, cennet derken en yakın arkadaşım girdi. Şu anda Mescid-i Aksa'da. Çok selamlar ona. Enerjisi bize de geçsin. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir şüphen olmaz. Vesvesenin girmeyeceği bir şey bu. Aa, oldu mu olmadı mı? Yok öyle. Hop. Evet. Dağlar yerinden oynuyor zaten. Değişiyorsun. Çok değişik. Yani ama işte hani bazı kişilerde şöyle bir şey, hani ben hiç öyle bir şey bilmiyorum tabii de, sen de bilmiyorum dedin Rengin Hocam. Hani mülhmeden uyandıysan karanlıkta uyandın, yoksa aydınlıkta uyandın, yoksa hiçbir anlamı yok. Her bir kapıyı zaten yavaş yavaş geçilen bir durum değil mi bu? Net, şimdi, bilmiyorum, bu konuda hiçbir fikrim yok. Mutmain olduğun zaman yani emin olursun. Emin. Hı-hı. Neye eminsin? Hı-hı. Nasıl? Onu için bilir. Yani kavga ettiğin, hı-hı, rezistans duyduğun, olmazlar dediğin şey biter ve nasıl emin olursun? O neşe doğar. Hiç dersin burası bitti. Eyvallah. Bu kadar net. Hı-hı. Yani o neşe geldiği vakit içine, o konuyla ilgili, hani olmaz gibi görünen bir konuyla ilgili, orada mutmain olduğu demektir. Mutmaine ulaşmış olan nefs diyor. Şimdi bu manyetizma alanında, yani nefs alanında onu fark etmeye başladığında bu bilinir. Yani gerçekten bilinir ve bunun işareti de şimdi kıyamet kopar diyor, hem sever hem sevilirsin, sen hakla dirilirsin ve alemlerde bilinirsin, bilirler ve şöyle bir şey olur, selam diye gelirler bütün o gönüllerleri, çok severler çünkü. Evet, öyle yani selam diye gelirler, hu diye gelirler, öyle yani çünkü ve bu arada bu bedenin olması çok önemli. Bu bedende bunun olması çok kıymetli, öyle diyeyim yani. Çünkü bu beden zor bir yer. Çok kıymetli. Öyle diyeyim. Evet. Ölmeden önce ölünüz demiş zaten. Ve bu zevk, bunun bir neşe olarak senden çıkmaya başlaması çok kıymetli bir şey ve oraya gerçekten hepsi birden çekilirler, gelirler, selam ederler. Oldu falan, böyle bir şeyler yaparlar. Şimdi ben böyle biraz komik söylüyorum ama falan böyle bir şey oldu. Evet. Of çok güzel. İnsan başkasını uyandırabilir mi, yoksa uyandığını kendisi midir uyandırdığı? Efendim, kim diye bir soru geldi. İnsan başkasını uyandırabilir mi? Uyandırabilir. Hı hı. Evet. Ama uyandırması da şöyle bir şeydir. Şimdi sen seversin, o sevgiye gelir. Yani orası sende açığa çıktıysa oraya doğru gelir zaten. Ve aslında bir alanda birlikte, yani şimdi kuantum dolaşıkları dolayısıyla
fizik kanunu olarak bu avatarların, bu bedenlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz artık. Doğru mu? Ben burada konuşuyorum, Amerika'daki duyuyor. İstese de duyuyor, isteme. Biraz sonra o da bunu konuşmaya başlar. Hatta ben bir manevi kişi seçmiştim ya, bu Eckhart Tolle ne diyor? E bizi söylüyor dedi. Biz ne diyorsak o diyor. Doğru. Yani, şimdi bu çok aynen böyle. Çünkü anda gidiyor ve anda hep var ve hepsi senin bilincine göre bütün hepsi hop dedi gitti yani her yerde. Şimdi ve bunu yapan biri ne çok seversin yani. Biraz yakın durmaya başladın mı, safları sık tutmak budur. Gerçek namaz dediği şeyde. O zaman onun hali sana geçer. Aa, bir bakarsın o fark etmiş. Evet, öyle derler. Etmiş, sen de fark etmişsin, zevk etmişsin. Hiçbir şey yapmadan. Böyle bir şey olur. Yani yavaş yavaş böyle onun hali falan diye sana doğru dönmeye başlar. Çünkü kalbindeki, o derinundaki çok iyi bilir yani bu işi. O yüzden böyle olan birilerinden yakın olmak zevklidir, güzeldir, öyle eğlencelidir. Derler. Aynen öğrenler. Hiç sıkıcı değildir, öyle diyeyim. Yani uyanmanın yolunu uyanmış insanlarla olabilir, birlikte evet. Olmak da denir ama ya, hep öyle söylerler. Uyandırabilir de. Onun nasıl olduğunu söylemeyeyim şimdi. Önce şöyle şey yapar, dokunur, baktı uyanmıyor, kafasına suyu bir dakika. Oraya açıveririm. Yani evet, gerçekten. Nasıl mesela hocam? Ya birazcık tüyo ver izleyenlerine. Küçücük tüyolar. Yani, bu yapılabilir yani, öyle diyeyim. Su dökmek değil yani, başka bir şey var orada. Onu bir şekilde mesela şimdi iki kişi kendi bilincine getirmeye çalışır o varlıkta. Çünkü ondan sonra başka bilinçlere de gider, gidebilir. Ama orası oldu mu diye bir bakar yani, şöyle bir beraber. Ondan sonra olduğu vakit hadi yolun açık olsun olur. Öyle, öyle bir şey yani. O da olabilir yani, uyandırabilir. Evet. Bu olabilir. Ama burada peki birdenbire mi olur bu uyanış? Yani, taliplisi nedir? Yani bu duruma doğru çekilen, yani istek gerekir. İsteyen Allah'tır. Yani senin içinden. Evet, senden uyanan sen odur. Yani isteyen o, yapan o. Sendeki bir şey yok. Birdenbire mi, parça parça mı olur bu uyanış belli işi? Belli olmaz. Herkese göre değişir. Yani mesela ne bileyim, bir Hacı Bektaş gelir, kaç yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında uyanır. Öbürü daha sonra bunu fark eder. Bazıları da hiç fark etmeyecektir. Olabilir. Bu o yüzden talep etme işidir. Yani taliplisi gerekir buna. Çünkü oradan talep eden Allah'tır. Bu uyanacak diye o talipli işidir. Çünkü şimdi mesela çok fazla böyle yayın olduğu için herkes kendini talipli zannedebilir. Ama gerçekten talipli mi değil mi, onu içindeki bilir, sebatı bilir, başka şeyler yani var orada. Çok sevdiğim bir söz var. Aramakla bulunmaz ama evet, bulanlar arayanlardandır diye. Bulanlar arayanlardır. Arıyorsan aslında sen kendini arıyorsun. Arıyorsan kendi bütün bedenlerini arıyorsun. Arıyorsan sonsuz sevgini arıyorsun. Arıyorsan bu alemde bir sıkıntılı durumdan dolayı artık gına gelmiş. Yani gına gani demektir aslında. Yani bitmiştir orası, tamamlanmıştır, gına gelmiştir. O yüzden başka bir hareket başlamıştır sende. Ondan dolayıdır. Ve bu alemde yapacağın bir iş vardır, doğru. Buraya gelme sebebin vardır. Daha önce yaparım demişsindir. Yaparım deyip buradan doğunca o kadar kolay
olmadığını görüyorsun. O yüzden bana yardım edin. Yardım istemek bence bu alemde en doğal bir şey. Çünkü neden? Ben bir kalem kullanıyorum. Kalemi ben mi yaptım? Yok. Biri yaptı. İyi ki yaptı yani. Şimdi her şeyi ben yapacağım diye bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. O yaptı, ben kullanıyorum. Yani ne demek yardımsız olacak? Öyle bir şey yok. Biri elbiseyi yaptı, ben giyiyorum. Yani bu alemin işi böyle. Birbirine evet yardım edebilir, dokunabilir. Ama senin adına kimse yürüyemez. Yok. O yüzden, evet. Evet. Bir de şöyle bir tuzak yok mu bu konuda acaba? Şimdi çok fazla yayın, çok fazla uyanıştan söz eden, inanılmaz çok fazla, yani herkes bu konuyla ilgili bir şekilde bir video yapıyor. Neyin doğru, neyin yanlış. Gerçekten onu yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorsun o insanların. Ve insanlarda da inanılmaz sanki uyanınca hani böyle şey, çok büyük bir sır var ve orada çok büyük bir mucize var ve insanlarda inanılmaz bir istek var bu konuda. Uyanmış ve uyanmamış olarak ikiye bölündü her şey. Bu konuda ne dersin? Burada tuzak ciddi bir var. Tuzak görüyorum evet. Ben. Çünkü insanlar burada... Tuzak var. Yani böyle bir bilgi bombardımanı gibi bir şey var. Bir de yani şimdi böyle yaparsan olur, böyle yapmazsan olmaz gibi. Halbuki herkese göre farklı bir şey var. Bir kere olduğun noktadan başlamak lazım. Durumun nedir olduğun noktadan. En güzeli sana doğru gelsin ya Rabbi diye dua iste. Rabbinden, yüksek benliğinden ve kendi özünden bana en uygun ve ilk geleni kabul et. Şimdi benimle uğraşan kişi bu türlü konularda bana şunu derdi. Mesela şuna iman ettim. Şimdi buradaki alıştırma için. Hı hı. Bu nereye bükülürse oraya git. Böyle yaparsa böyle. Bundan bir taneyle kavga etme. Bir taneyle. Etme. Etmediğin zaman bu seni götürür. Yani ve seni kendi özen. Çünkü benim zihnim her şeyle kavga ediyor. Ama gerçekten buranın bir sahne olduğunu fark etmek, içinde bir avatarım varken kolay bir iş olmuyor. Yani çünkü içinde bir tane bir yaşayan tarafım var benim. Bütün sıkıntı orada. Yani kendini bilmekte sıkıntı var. Kendini bunlarla hem bütünleştirip hem ayrı bir şekilde görmekte bir sıkıntı var. Bir zorluk olabiliyor. Ama şimdiki yeni doğmuş olanlar işte 7 sarmallı DNA ile doğmuş diyorlar. Belki onlar buna hazır geliyorlar. Onu bilmiyorum. Olabilir. Ama bizim sarmallarımızı 7'ye çıkarmak mümkün mü? Mümkün. Evet. Nasıl? Mümkün. Nasıl aktivasyon? Mümkün? Bak bunu da çok açık söyleyeceğim. Düşünce bir şey yaratıyor mu? Yaratan bir şey. Evet, her zaten zaman, her şey düşünce. Demek ki ben de bunu düşünceme koyup yapabiliyorum. Bu kadar. Çok basit. Yani hiç öyle mi böyle mi falan değil. Madem ki benim düşüncem yaratabiliyor, o zaman ben de bu ışık DNA benim için önemli. Bu bedenleri ışık bedenlerine uyumlamayı yapabilir miyim? Yaparım. Çok şimdi evet. Bir kere şunu söyleyeceğim burada katılan bütün kardeşlerime. Her şey hücreden oluşuyor. Ve istediğiniz surette, beşeri anlamda olun olmayın. Hepiniz bir hücresiniz. Bu avatarlar birer hücre. Ve bu hücrelere biz şimdi bir şey söyleyeceğiz. Ve gözlerimizi kapatalım. Ve rahat rahat bir nefes aldık. Ve alnımıza delta yazıyoruz. Delta kelimesi beynimize beta'dan alfaya, teta'ya, delta dediğim anda delta'ya geçirdi. Yani delta ışıklı harflerle D-E-L-T-A yazdım. Alnımda bunu düşüncemde seyrediyorum. Düşüncemde seyretmeye başladığım anda burası aktif oldu. Ve delta kelimesini bulunduğum oda kadar büyüttüm.
kocaman tombul bir delta oldu. Ve bulunduğum odadaki bütün eşyalar dahi bu frekansa şimdi geçti ve bütün bu yayındaki herkes şu anda delta frekansında. Bedenleri, hücreleri, organları, saçının telinden ayağının tırnağına kadar hepsi delta frekansına geçti, rahatladı, genişledi. Çünkü delta frekansı bütün hücreleri sonsuz rahatlığa ulaştırabilen bir frekans. Ve hatta gözlerimiz, kulaklarımız, beynimiz, ciğerlerimiz ve bütün iç organlarımız, karaciğerimiz, pankreasımız, midemiz, iç bağırsaklarımız, böbreklerimiz, iskelet sistemimizin hepsi şu anda delta frekansında. Ve delta frekansındayken alnıma Nur-u Muhammedi yazdım. Yani bu bedene, bu avatar bedenine muazzam enerji alanlarının hepsini kapsayan onur bedenime bağladım ve Nur-u Muhammedi'yi aktive ettim. Alnıma Nur-u Muhammedi yazdım. Nur-u Muhammedi bütün bu beşeri sistemin yaratılış nuru ve bu bedeni bunu kabul etti. Bunu fark etti. Atom altına geçti. Yani kuant boyutuna şimdi geçti. Çünkü Nur-u Muhammedi'yi yazdım. Beynimizin bütün kıvrımları Nur-u Muhammedi denilen etrafı altın, gümüş ve bütün renkler ve ortasında yemyeşil hak bedeni olan ve ışık DNA'larla olan bu nuru bütün beynimin kıvrımlarında şu anda seyrediyorum. Ve Nur-u Muhammedi bir şahane inci suyu gibi epifiz bezime doğru aktı. Ve epifiz bezim Nur-u Muhammedi oldu. Ve ışık DNA'larla şu anda aktif oldu. Bütün alemlere birlikte kavuştu. Hipofiz bezime geldi, aktı. Ve bütün hormonal sistemim şu anda Nur-u Muhammedi suyuyla ışıl ışıl oldu. Yemek borum, nefes borum ikisi de Nur-u Muhammedi oldu. Nur suyu oldular. Ciğerlerim ışıl ışıl. Kalbim, bu bedenin kalbi ışıl ışıl. Ve karaciğerim pırıl pırıl oldu. Bir ışık yandı. Nur-u Muhammedi suyuyla yıkandı. Safra kesesi, dalak ve pankreaslarımla hepsini ışık haline dönüştüler şimdi. Ve midem, bütün bu mide, benim ışık bedenimde bunların hakiki kopyaları var. Ve o hali kabul etti. Ve o halle bağlantısı başladı. Ve bütün bir bedenimi ışık halinde görmeye başladım. Böbreklerim birer nur suyu gibi oldular. Bağırsaklarım, cinsel organım ve bütün kemik sistemimi şimdi ayakta görüyorum. Saçımın telinden burada olan herkesin her bir zerresi delta Nur-u Muhammedi ve ışık DNA yağmurunda bütün kemik sistemi ve damarları, bütün kanı dahi her tarafı bu nurdan oldu. Ve bütün şakraları bu nurla dönmeye başladı. Ve bütün aurası Nur-u Muhammedi ışık DNA oldu. Ve o kadar büyüdü ki bu aura, bulunduğu şehir kadar oldu. Bulunduğumuz memleket kadar oldu. Galaksiler kadar oldu, dünya kadar oldu ve galaksiler kadar oldu. Ve kapsamadığı, kaplamadığı hiçbir alan kalmadı. Ve bu bedenle birlikte, bütün bu bedenler neşeyle, ışıkla,
zevkli, keyifli, bu inci sularıyla dönmeye başladı. Ve şimdi bu vahdeti vücut bedenimiz şahane bir şekilde bütün evreni ışık yaymaya başladı. Zevk yaymaya başladı, neşe yaymaya başladı. Bolluk, bereket, keyif yaymaya başladı. Şu anda bu oldu ve bu bedenimize tekrardan bulunduğumuz odaya dönüyoruz ve alnımıza bu delta nuru Muhammedi ve ışık nuru, nur sularının içindeyken mürid ismini yazıyoruz ve mürid ismini ve bu esmayı kocaman bir ışık haline getirdik. M'si ayrı ışıklı, Ü'sü ayrı, R'si, İ'si, Y'si ve D'si. Ve bu oda kadar oldu yine. Şu anda enerjimiz biraz değişti. Evet, fark ediyorum. Ve bu esma yine bütün alanlarımızda var. Ve bu esma ile birlikte alnımıza 9, kocaman bir ışıkla 9, 8, kocaman bir ışıklı 8, 1, büyük bir 1 ve bir 8 daha yazıyoruz. 9, 8, 1, 8, ışık ışık müritle birlikte. Nefes alıp veriyoruz ve bu enerji alanının bu bedende kalmasına izin veriyoruz. Ve mürid isminin güzelliğinin bizde açılmasına, zevk etmemize, nasıl bir güzellikse bizimle olmasına şu anda aktive ettik. Şimdi bu Fatiha ile birlikte geldi ve alnımıza Fatiha da yazdık ve biz şu anda bu beden Fatiha oldu. Eyvallah. Rahat hissettiğinizde gözlerinizi açın. İyi misiniz? Evet. Çok güzeldi. Neler yaptım kendime neler. Neyse konuşmayayım. Herkes daha kendine verdi. Evet. Bunu yaptığım zaman bu oldu, gördüm. Yani mürit başladığı zaman enerji değişti. Başka sefer başka bir şey yapacağım eğer isterlerse öyle. Ay istemez olur muyuz? Çok güzeldi. Ben birebir yaşadım ve birebir gördüm gözümle. İç gözümle bütün o enerjileri ince suyunu akıttım. Bir de başka bilmiyorum ama. Kötü bir şey mi yaptım bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. İnce suyu akıttım. Aslında bu kadar kolay. Bunu yapmak ve bu farkında bu böylece var ve aktive olur. Eyvallah. Çok güzel. Eyvallah. Peki sorulara geçeyim mi? Kapatalım mı? Nasıl istersiniz? Ne yapalım? Böyle kalsın. Tamam. Bu böyle başka kalsın. Bunun enerji bozulmasın. Şey onlara konuşalım. Tamam. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler diliyorum. Sonsuz sevgiler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.